girdim. O yüzden o taraflarda falan nasıl mu şeyler hayatlar yaşanıyor? Ben merak ediyorum. Ya böyle çünkü Belçika o Benelux bölgesinde şey gibi bir durum var acı. Nerede olursan ol en büyük şehre bir saat mesafede oluyorsun ya. Evet. Hani o nasıl bir o yani hayat nasıl gelişiyordur ki? Şimdi Amsterdam orada acayip zenginlikler şeyi yok herhalde zaten yani ki bir saat mesafesindeki bir atıyorum Bataverland'te. Şöyle, Oradan şöyle, çok da farklı bir kültür yaşanmıyordur. Şöyle bir tavır var benim gördüğüm. Yani mesela daha böyle Amsterdam'a çalışmaya gelen bir ekip var şehir dışında. Ha. Yarım hmm. saat, bir saat mesafeden. Biraz İstanbul'a bakış gibi abi zor şehir ya burada yaşanmaz falan. Biraz öyle bir bakış var. Yani çok kalabalık abi fazla kozmopolitan falan. Haksız, Haksız değildir abi o da ya. Amsterdam'da yaşaması zor bir şehir gibi geliyor Tancan bana. İçinde yaşıyorsun birkaç aydır. Birkaç dakika ne kadar oldu senin taşınma? Niye lan? Yeşillikli Şenol falan abi. güzel şehir işte. Nüfusu çok mu kalabalık? Şöyle çok merkezi bakılıyor bence. Mesela ana merkez çapından biraz çıktığında hani o esas damın mamın oradan çık bir 20-30 dakika mesafeye git. Orası baya Kozyata Kadıköy yani daha böyle hmm. sakin. Herkes kendi halinde. Ama tabii oralar daha şey Daç daha daha elit tipler var yani şey tipler yok göçmenler falan yine belli yerlere yığılmış durumdalar öyle bir durum var. kanka şeyler e, şehrin çeperine doğru arttığı zaman şehir sokakları falan genişliyor mu ferahlıyor mu yoksa dar mı genel olarak? bayağı ferahlıyor ya çok geniş. Bizim oturduğumuz okay. sokak falan şey gibi. Yayla gibi yani. Okey okay, iyi. Aa, Çünkü iyi. şey Amsterdam merkezlik sokakları insanın canını sıkıyor gerçekten. Evet, merkez çok öyle ya. Benim hayatımda gördüğüm en dar yer galiba herhalde Kurtuluş. <gülüyor> <gülüyor> lan. benim hayatımda gördüğüm en dar yer diye başlayınca bir anda dedim kesin birisinin anitsinden bahsedecek. <laughs> hayır yani, hayır gerçekten ne Kurtuluş yani. Korkunç benim bir ko korkunç bir en dar şehir yer. planlaması örneği lan Kurtuluş. Kurtuluş da bayağı dar boğru gerçekten. Hmm. Şey tarafları da kötü ya. O Fulya tarafından yukarı çıkan yollar, o öf, Fulya'nın o... Allah belasını versin abi. Fulya dünyanın en kötü semti, en kötü yeri. En evet kötü ya. çok kötü her şey Fulya. Fulya iğrenç bir yer. Çukur. Gültepe, Cehennem Kuştepe çukuru gibi bir yer Fulya. Gültepe, Kuştepe Fulya. Oralarda götünü kesiyorlar artık. Bok gibi yerler gerçekten. Ya yok abi Fulya'da götünü kestiler daha ilginç olur ya. Fulya'nın öyle bir ilginçliği de yok. Fulya'da sadece <laughs> yani her şey çok kötü. <laughs> Fulya'da yok ya. Yani. Ya burada mesela şey var. Ben, ben oralara çok gitmedim de biraz böyle e, ev araştırırken çok bakıp soruşturmuştuk. Böyle yeni yerleşim yerleri var. Burada ev yapmak çok zor olduğu için nüfus da çok büyüyor. Adamlar da böyle 5 senelik 10 senelik nüfus planına göre ev yapma izni veriyorlar. Yeni yerleşim yerleri böyle daha e, Aa, iyice şehirden kopuk artık nüfusun da açtığın iyice bittiği yerler. Demin hmm. dedin ya işte sınırlar çok yakın. Ya harbiden Belçika, Hollanda, Lüksemburg hatta Almanya bile yani 200 saat mesafe. Hiç böyle şey yok gibi. Orada artık ya sınır mınır. Tam gerçekten hani tek bir ülke gibi orası. Evet Herkes evet. Avrupa fünsü. Birliği'nin en Avrupa Birliği'ne benzediği yer. Evet. Oğlum bu verdiğin ama ırkçılık örneği falan baya kötü lan. Üzüldüm yani. Evet abi o tatsız e, yani işte ben de bu kadar bilmiyordum. İşin içinde tabii yakından insanlar olunca eşimin arkadaşları falan olunca şaşırıyorsun yani. Bayağı yani. Tira istiyorsun vermiyorlar Dem falan. Niye var çok ilginç ya gerçekten de demek ki ya bir de Allah'ın Hollandalısı neyin ırkçılığını yapıyorsun? Sanki SS'nin soyundan geliyor nasıl satayım yani. <gülüyor> <gülüyor> size ne, size ne olur, oğlum sizin... onlar derdiniz mi? Çok Onlar gençler değil dinleyen... ama işte ya. Yani demin de bahsettim tabii. ya belli bir yaş üstü. Evet yani. evet yaşlılar falan değil mi hmm. bence de. Orada var büyük ihtimalle Oğlum, öyle albay ciddi nesil... insanlar. Onların nesil Güney Afrika'da apartheid rejiminin e, mimarlarıyla kuzen. Değil mi? <laughs> yani ırkçılık zaten... kanlarında var diyorsun. Hollanda'nın tabi tabi yani Hollanda'nın da dünya ırkçılık tarihinde kendini hatırı sayılır güzel bir odası var. Yani iç, <laughs> bu da Hollanda'nın yaptıkları diye bir güzel bir şeyimiz var yani. yani dünya bir ırkçılık, bir ırkçılık, ırkçılık müzisi yapacaksın bir kanat Hollanda en az eder. Hani tabi şey kadar değil yani. Anglo-Saksonların yaptığı ırkçılıklar arkada böyle ayrı bir katedral binası. <gülüyor> 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 o orada. Ya ben işte bir iki tarih buraya gelince böyle tarih videoları falan izliyorum. Dur lan memleketin tarihi falan diye. Pul papalık üzerinden zaten dönen bütün bir Avrupa tarihi var ya adamların. Onların o katolik, aşırı katolik tarafı işte hala burada ırkçılık tarafını koruyor. Her şeye karşım onlar. Yani LGBT'ye de karşı, göçmene de karşı. Katolik mi oluyor bunlar peki? Evet. Protestan değiller mi? Oluyor. Protestan da var ama onların yüzdesi düşük galiba ya. İngiltere protestan mesela değil mi tamamen? Galiba çok hakim. Çoğunlukla. Bu arada Hollanda'da da protestan yüksektir. Ama katolik sesleri daha çok çıkıyor. Yoksa ben katoliklerin dominant olduklarını düşünmüyorum ya. Ha olabilir belki sesleri yüksek çıkıyor ama hani parti katolik parti diye geçiyor. Ben oradan baktım hani yüzde olarak Belki yoğunluk olarak evet hani protestan falan daha fazla yani şey ya dini gruplar abi şeyde de tuhaf. Yani diğer dinin temsilcilerinde de tuhaf. Orada da devamlı dışarıdan işte para desteği giriyor. Birbirlerine giriyorlar falan. Çok tuhaf ha. abi yani. Bir yandan izin veriliyor ya bunlara. Yani Türkiye'de mesela izin olmuyor böyle şeylere. Mesela şey de var. Meydanda her gün Filistinliler ve İsrailler karşı karşıya durup birbirlerine küfür ediyorlar. Kavga çıkmıyor. Bayrak <laughs> sallayıp küfür ediyorlar. Bütün. <laughs> Öyleymiş. Abi yani. çok ilginç bir şey öğrendim Hollanda'nın dini tarihiyle ilgili. Ee, 19. yüzyılın sonuna kadar %60 protestan %35 katolikmiş. Hı hı. Ee, 2020 2015 tarihindeki en son yapılmış bir araştırma göre %23 katolik e, ve yüzde ne kadar 15'te protestan var. Oh, bu şu an iyi. katolikler protestanlar daha fazla bunun sebebi protestanlar ateist oluyormuş. Evet işte tamam diyor. <laughs> ciddi bir ateist artışı da var burada. Evet çok ciddi. Evet yani. %50 dinsizim diye belirtmiş abi orada 2015'te. Evet, evet. Çok ilginç değil mi oğlum bu? Evet. Yani protestandan geçiyorum ama, ama katolikten protestanlığa. Evet ben protestanlık <laughs> biraz öyle bir şey değil mi zaten ya? Soft ateizm yani. Ee, evet, evet. Işte, soft dinsizlik. Hani dinsizlikten önceki son durak. Ya Zaten ben... buradaki gençleri görseniz de. yani 15 plus'tan bahsediyorum. Umurlarında değil ya. ya. Resmen dünyanın en güzel hayatını yaşıyorlar yani. 15 yaşında burada olmak isterdim yani. Ben Crown'da falan <laughs> Tabii. nasıl bu kadar şey alıyor İngiltere işte kilisenin başında oluyor da bu kadar e, ciddi anlamda boşanma falan yasak gibi muhabbetler var. Onu anlamadım. Onlar şey oğlum. Birincisi senin izlediğin bölümler 1950'lerde geçiyor. İkincisi onlar bir de kraliyet ailesi. Kraliyet, kraliyet ailesi daha doğrusu kraliçe kilisenin de başında. Ya işte orada tamam tek... aslında aslında yine sert kuralları var yani. Ya var da yani kimse abi protestanlığın temelinde Allah'la aramıza kimse giremez prensibi olduğu için hani ben protestanım dediğin zaman diğer herkes şov yani. E, kraliçe hani orada işte. yani kraliçe, giriyor, kraliçe, kraliçe giriyor, kraliçe giriyor. Girmiyor abi. O o, o sembolik duruyordu. Girmiyor. Yani şöyle, e, kraliçe mesela bizzat iyi gidip de e, dini yorumu budur ve dini yorum bu şekildedir diye dogma açıklamalar evet, evet. yapmıyor. evet evet. Yapmıyor. Yapmıyor doğru. Evet. Ee, bu arada hafiften artık geçelim diyoruz. Ee, tamam. Tabii. Ay, pardon mikrofona evet. <laughs> Türkiye'nin ve Balkanların en önemli göt yargıçlığı programı. Dünya üzerinde koronavirüs bir numaradaysa ikinci numarada tehditlerde insanların yaptıkları şerefsizlikler İklikler, götlükler ve birbirlerine yaptığı merdivenden kayanlar. Haydi bakalım bir şey bir şey. Evet, e, bugün yanımda e, Türkiye'nin en önemli iki göt yargıcı var. Bunlardan birisi Yiğitcan Erdoğan, diğeri ise Tancan Fümen. E, bugün beş tane birbirinden rezil rüsva hikaye okuyacağız. Onlar da bu hikayelerde götler kim, götlük var mı, neler oluyor, neler bitiyor, cevap verecekler. E, Hollanda ile ilgili uzun bir muhabbet yaptık. Nasılsınız efendim? İyiyiz ya canavar gibiyiz. Biraz uykusuzluk var bende. Ne uykusuz geceler diyorsun. Ne, geç mi yattın dün? Ne abi? Geç mi yattın dün? Yo uyuyamadım ya. Valla gece onu diyordum Günhan'a. Hiç de inanmam ama Merkür ile Dünya arasında bir şey mi oldu? Ne oldu? Yıldız mı kaydı bir şey mi? Hiç uyuyamadım yani. Nedenini de bilmiyorum. Aşırı da uykum var dün. Zaten oyundaydık ya. Gözlerim hmm. kapanıyordu böyle. Abi yattım. iki saat sonra uyandım ve bir daha hiç uyuyamadım ya. Çok saçmaydı yani bütün gece. Böyle şey zamanlarda kaçmış. böyle zamanlarda şey yapmak lazım abi. Kamyon devirmek lazım böyle zamanlarda. Doğru doğru. Oğlum kamyon devirmek bilin bilgin ve isteğin dahilinde olmadan boşalmak ya. Evet. Öyle mi? Evet. evet sen çavuşu tokatlamak lazım demek horozu, istiyorsun. Horozu horozu gırtlaklamak. Horozu gırtlaklamak da olabilir. <laughs> Tamam kamyon devirmek bayağı bildin şey yani şey wet dream görmek o öyle askerde mi? oluyor genelde. askerde oluyor. Askerde. Ee, benim bilim yattın uyudun güzel bir rüya gördün. Rüya seni çok coşturdu. Kendiliğinden bir takım durumlar süreçler yaşandı. Kamyon devrildi. Hmm. Yalanın suyunu sıkmak, sık, kuşu kere... Bana bir kere oldu lan o ya ne acayip bir şey. Yani, bana ergenliğimde oluyordu ya. Oluyor i̇şte ya. ergenlikte de bir kere oldu bana evet. Şehzadeyi boğdurmak. Bana, ben... Şey, sadece iyi boğduruyordum ben orada. <laughs> <Tarihi. Sana bir gülüyor> <güvenlik değil. gülüyor> Okuldaki rehberlik hocası gece boşalması yaşadın mı diye sormuştu. Allah lan, Allah bu biraz borderline tacizmiş çok, lan. Çok konuşuyorum diye şikayetiyle hoca tarafından gönderilmiştim rehberlik hocasına. Muhabbet gerçekten nasıl buraya geldi ee, o günden beri benim için bir gizemini koruyan bir durum. <laughs> Sa rehber, rehber hoca erkek miydi? Erkek de adı Yıldıray'dı ve bir tane Yıldıray diye bir screenshot vardı. Yani Yıldıray diye screenshot hatırladınız mı? O eski Windows screenshotlarını böyle hmm, bir tane teks evet gelirdi ya, dönerdi evet. falan. Böyle tüplü ekranına devamlı Konuş, konuşurken arkadan Yıldıray, 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 Yıldıray diye böyle azalıp falan bir şey dönüyordu. Orta yaşlı dönüyordu. mıydı? Evet ve geldi. Orta yaşlı bir, ve bir, kel e, adamların sana ilgisi oluyor ya de. biraz. <laughs> Nereden vardı bu çıkarım abi? <gülüyor> <gülüyor> çok, da oğlum Türkiye <laughs> Cumhuriyeti için çok geniş bir şey söyledin ama yani orta yaşlı bir kel Metroda <laughs> evet. da olmuş ya adam gelmiş şey yapar mısın demiş? Benim yılanımı boğar mısın demiş. Ha, evet benim flütümü çalar mısın diye teklif yaptı para evet, evet. karşılığı. Evet, evet. Ama evet yama. Evet gerçekten benziyor. lan biraz. Hım. <laughs> <laughs> Peki arkadaşlar bugün Bilmiyorum, ben... bugün e, e, birbirinden boktan 5 tane hikayem var. E, bunların başlıklarını evet. okuyorum size. Hazır mısınız? Hazırız. Evet. Peki. E, benim başlıklarım Yiğitcan'ınkilerden daha farklı bir tatlı oluyor biliyorsunuz. Biraz edebi oluyor. Bu sefer de iyi çalıştım evet, diye düşünüyorum. Evet. E, birinci hikayemiz çöp. Adı çöp sadece bu. İkinci hikayemiz... Yok iyi çalışmışsın Evet ikinci hikayemiz TikTok yıldızı. Ee, üçüncü hikayemiz okay. Queen's Gambit. Ee, dördüncü güzel. hikayemiz Bir Koltukta iki Karpuz. Ee, beşinci hikayemiz ise Anonim Bir Delik. <laughs> Okey. <laughs> Tancan... anonim... anonim Bir Delik. Evet evet adı bu baya. Anonim ee... Bir Delik. Evet. Sen seç abi istersen bu hafta. Sanırım ben seçmiştim geçen haftayı. Abi ben benim aklım çöpe takıldı ya. Tamam. Çöp güzel duruyor. Çöp. Yolda çöpü gelsin. Bu arada ilk defa YouTube'dan drop alıyorum. Bu da ilginç. Umarım bizi dinleyenler şu anda herhangi bir ses kaybına bir şey falan yaşamıyorlardır. Yaşamamanız gerekiyor diye düşünüyorum. Ufaktan droplarımız var ama ses yolladığımız için size hayatınızda çok bir değişiklik olmayacaktır diye düşünüyorum sevgili dostlar. Evet o zaman hemen şimdi hikayemize başlıyoruz. Hadi yolla gelsin. Tamam. Bedenim hazır. Eee... <laughs> Kızını tek başına yetiştirmiş bir anneyim, kendisi henüz ufak, ortaokula gidiyor. Ortaokula başlamadan önce çok, çok sık görüştüğü bir arkadaşı vardı. Aslında en iyi arkadaşıydı fakat sonra bir nedenden dolayı araları bozuldu, şimdi konuşmuyorlar. Ee, onlar konuşmuyor fakat ben kızımın arkadaşının annesiyle hala arkadaşım. Şimdilik onun çocuğunun adına B diyelim. B diyelim. Ee, geçtiğimiz gün B'nin annesi B ile birlikte bize geldi beraber bir edebiyat kulübümüz var ve onun bütçesini konuşmak için mutfağımda ufak bir toplantı yaptık. B salonda televizyon izleyip izleyemeyeceğini sordu. Biz de izin verdik. Henüz benim çocuk uyanmamıştı. Toplantı bir saat kadar devam etti. Bitmeye yakın aşağıya benimki indi ve salonda B'yi gördü. B'yi görür görmez anne koltuğun üzerinde çöp unutmuşsun. Çöpçü gelmedi mi? Atalım bunu diye bağırmaya başladı. <gülüyor> Oo. <gülüyor> evet. Bu kadar mı? Yok. <gülüyor> <gülüyor> küçük küçük bir ara verdik orada. <laughs> B kendini savunmak için ben çöp değilim diye bağırmaya başladı. Biz tartışmayı duyuyorduk fakat olay yerine geldiğimizde benim çocuğumun ağzından şöyle bir şey çıktı. Hayır çöpsün. Annem bile söylüyor. Çöplüğün yanında yaşıyormuşsunuz. Bir keresinde senin koktuğunu bile söyledi. Yani sadece ben böyle düşünmüyorum. Bunun üzerine B ağlamaya başladı ve öfkelenerek benim kızma en azından ben babasız bir piç olarak büyümedim dedi. oh Oğlum bu ne? Çocukları ayırdık. Arkadaşım apar topar B ile birlikte evine döndü. Epey özür diledim fakat çıkarken sinirli gibiydi. O günden beri henüz konuşmadık. Çocuğun dediği şeyin gerçekliğine ne kadar inandı bilmiyorum. Gerçi yalan bir şey söylemedim. Gerçekten de bir çöplüğün yanında yaşıyorlar ve bazen kokusunu aldığımı hissediyorum. Yine de onları kırmak Ay istemem. Arkadaşıma kızımı cezalandırdığımla ilgili mesaj attım. Bir hafta boyunca evden çıkması yasak. Elektronik cihazları kullanması yasak. Arkadaşım henüz dönüş yapmadı. Kızım da onu cezalandırdığım için benimle konuşmuyor. Ben burada kızımı suçlu görüyorum. Çünkü agresyonu başlatan o. Bulleyen o. Çocuğun verdiği cevap bence çok da ters bir cevap değildi. Sonuç olarak e, böyle konuşursan böyle cevaplar alırsın. Ben götmüyorum. Şimdi bir göt. şey netleştirmek istiyorum abi. Olayda dört tane karakter var değil mi? Evet. A çocuk, B çocuk. Evet. A çocuğun annesi. B çocuğun annesi. B çocuğun annesi. Evet. A çocuğun annesi ya bu B'ler çöpün yanında yaşıyor. Kokuyorlar lan diye bir ara muhabbet yapmış. Evet. evet evde evde <laughs> yani şey, şey olur ya bazen böyle çocuklar okulda böyle ailelerinin şeylerini söylerler. Evde konuştuğu şeyleri bilmeden ha, söylerler. Haa okey. Evet. Ee evet, çocuktan al haber olmuş yani. Çocuklar kaç yaşındaydı? 12-13. Ortaokul falan yaşında. Evet, ortaokul, herhalde. ortaokul. Okay. Okay. Evde <laughs> oğlum evdeki sahneyi hayal ettim de çok komik yani. Çünkü bunlar tek bir baş... iki kişiler değil mi ailede? Ailede evde bir üçüncü ebeveyn yok. Baba yani, yok, e evet. Öteki ebeveği. Bu bunlar evde iki gün oturuyorlar ve şey. Ha B'den mi geldin ders çalışmaktan? <laughs> evet evet anne. Ulan onların evi de çöp kokuyor ya. Evet. O çocuğu da çağırma eve çöp kokuyor. Evet evet büyük ihtimalle çocuğu yıkadı falan. <laughs> yıkadı falan çocuğu büyük ihtimalle böyle. Yıkana ya ha, yine kokuyorsun. B'lerden mi yaptı. geldi yıkansana lütfen onların evi ya, çöpün yanında kokuyor. Evet, Dalinle evet. yıkıyor değil mi böyle? Evet. Evet. Ötekisi de ondan sonra bu çöp yorumu. Büyük ihtimalle B evinde de şey falan dönüyor. Ay onlar da babasız büyüyor yazık. Yani bilmiyorum. Falan gibi muhabbetler dönüyor. Yani A ve B'nin daha önce arkadaş olduğunu, çocukların arkadaş olduğunu da şey yapmak lazım. Belki konuştular bu konuları. vallahi önce yani kadını ne kadar takdir etsem de hani yalnız büyüttüm falan detayını verdiği biraz bence bu suçluluk duygusuyla hani kendisine bir pozitif <laughs> şeyi baştan vermiş. ben burada hatalıyım ama bir savunmamı yaratayım mı içten içe vermiş gibi hissettim. Çünkü abi ortaokul çocuğu bunlar Yiğitcan'ın dediği gibi yani duymadan Bunları söylemesi çok ekstrem yani. Çok söylemez çöksüm. zaten. Evet abi nereden bunu düşünecek? Böyle bir düşünce yapısı yok o çocuğun zaten daha küçük. Yok çocuk. lan. Aynen. Oğlum 12 13 yaşındaki bir insan bireyin kendine ait bir düşüncesi yok ha. Yok yok. Yatayım sıçayımdan başka. Tabii. Ha bir de o yaşlarda biraz daha böyle ulan ben sanırım seksi mi acaba falan gibi bir durum oluyor ama böyle çok az. Hani böyle acaba lan şuraların mı falan civarı. geliyor var. falan tarzı böyle. Ha ama yani onun dışında orijinal bir düşüncesi yoktan on, 11-12 on, 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 on yaşında bir varlığın. Ne orijinal bir düşüncesi olacak annesi ne diyorsa onu diyordur. Ya da televizyonda falan duyduğunu kopyalar yani dizilerde filmlerde. Evet ben kesin bu arada bu hikayede biri birine n-word diyecek diye çok korktum yok. bir noktada. Ama yani olabilirdi çünkü o, internetten görmüştür Forçan'dan Borçan'dan ha tam tam sinir anı bir şey söylemem lazım ne söyleyeyim kokuyorsunuz siz falanla hani öyle <laughs> anladın mı hani 12 13. ben onlara o yüzden bir şey soracağım şimdi bunların cezai ehliyeti yok diye düşünüp ben bunları göt yargımdan çıkartıyorum ya yani. çünkü zaten bunlar ebeveynlerinin dıdısı yani. Evet, yani çocukların, çocukların, göt çocukların göt olma ehliyeti yok. yok mu Bence yok yani o yaştaki çocuğu 16 16-17'ye götürebilirim 13 e, 12'ye vermem. O şey yani. Ne lan ağacı meyvesi. Ağaca kızalım yani. Valla bence Daha... zaten burada o çöp diyenin annesi biraz büyük göt diğerinden de. Diğerine de verebilir miyiz diye düşünüyorum. Diğerinin annesine de düşünüyorum hafiften. Şimdi şunları kıyaslamamız lazım abi. Şimdi bir evde ya bunlar da babasız yetişiyor falan muhabbete dönüyor. Bir evde de la bunlar çöpün yanında yaşıyor. Evleri de kokuyor, çocuk da kokuyor ha falan muhabbet dönüyor. Bence <laughs> Bence kokuyu muhabbet etmek ayıp. Yani kokuyor olabilir insan tam bak. Çok rahatsız ediyorsa hani bilmiyorum ne yapılır ama yani evde böyle o oh, çöpün yanında yaşıyorlar. Ne yapsın? Yaşıyorlar yani. Çöpün yanında yaşıyorsa. Bunu niye muhabbet ediyorsun kardeşim? Sana mı yaşıyor? Ayıp. Sen mi ödüyorsun kirasını? Yani. Ha, yemin ediyorum öteki sen daha sempatik geliyor yani. Bunlar da babasız. Ya e, babasız. Şimdi ne bileyim. Ama o biraz mahalle dedikodusu gibi ya. Olur ya yani. Türkiye'de ya kesin olur. oluyor bu arada da hani eee evet. işte bunda babası yok başında, kadının da yok ya, çocuğun da yok falan. Hay şey falan bile olmuştur hanım. Ya 9 numaraya bir e, aile taşındı. ha. Ya vallahi bir anne bir kıza baba yok. Heh, falan böyle yani. Ama gerçekten biraz e, B çocuk biraz da sert çıktığına göre evde de şey falan muhabbet dönmüş herhalde. Hani bir biraz böyle ya işte olmuyor görüyor musun? Babasız evet. da olmuyor be abi falan. Orada ya. da yargılanmış. Bak şimdi konuşurken oradan da soğudum. Şey Orada yok, da pek bir küçük şey mi? var. Pardon Günhan araları ya erkek kız cinsiyetini biliyor muyuz çocukların? Yani bir cinsel çekim olmuş olabilir mi aralarında ya da Ya olmuştur benim. oğlum. Tam 12 13 flörtü değil mi zaten? Allah senin belanı versin. Senin de belanı versin. Saçını çekiyorum, bağırıyorum falan. <laughs> biraz biraz o olmuş sanki. Evet evet. Çocuklar 6 yıl sonra update giriyor hikaye evlenmişler. Ve, ve, senin dediğin gibi şey de e, haklısın bence onda. E, aralarında sanki bu konuları ya bu konular direkt değil de benzer şeyler tartışır ki araları bozulurken konuşulmuş olabilir. Orada da kopyalıyor çünkü. Hani kokuyorsun dememiştir de işte siz Bizden düşüksünüz falan gibi bir şey mi getirdi de böyle bir araları açıldı mesela o nedenler yok mesela orada abi 12-13 yaşındaki çocuk bulduğumuz rakla saplar ya ben o yaşlardaki yok yok. kavga ettiğim arkadaşlarım neler diyordu bana satayım hatırlıyorum yani bir bölümde çocuğu de. yargılamak için demiyorum tam tersine anneler çocukları doldurmuş olabilir getireceğim ha bak şöyle ol olmuş olabilir abi çocuk şimdi bak 12-13 yaşındaki çocuğun o iğrenç ekstra teatralliği vardır ya o evet. yaşlar tam o yaşlarda böyle her şeyi bir televizyon falan çok izlemekten dolayı her şeyi böyle bir, ne 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 yapıyorsan evet. falan diye <laughs> dramalar dramatikleştirerek falan oynar <laughs> çocuk yani her şeyi. Bu da böyle oynanmış ya öyle işte çöp getirilmiş masaya anne neden çöp var masada falan diye böyle <laughs> ekstradan belli ki kime oynanıyor bu anneye oynanıyor yani <laughs> bence. An, diğer o anneyle çocuk arasında bir şey yaşanmış daha önce. Ay bu B'den nefret ediyorum. Öyle mi kızım? Evet anne işte şey yapıyor. Onlar zaten çöp gibi kokuyor. Boş ver falan. <laughs> Tam işte bundan bahsediyor. Böyle bir belki bilinçli değil ama yarı bilinçli bir doldurma olmuş Balba. yani sanki orada. Boş ver onları ya kızım. Sana sana laf mı etti be? Ay onlar çöp kokuyor be. Boş ver. Kesin böyle bir şey yaşanmış. <laughs> hep kokusu da karıştırıyor ama değil mi bakıyor be ucuz süt içmişler iyice piç bunlar falan <laughs> Evet. bu arada abi küçük <laughs> bir ara parantez olarak şu an muhabbet esnasında aklıma gelen yeni bir göt karakter hikayede karakter söylemek istiyorum o da bu B ailesini çöpün yanında yaşatan belediye He ya? Bu, Allah. Ne ya? <gülüyor> <gülüyor> çok affedersiniz çöpün yanında niye yaşıyordum insanlar böyle bir kötü yerleşim şehir planı olabilir mi ben... Ya belki trailer, ya de, nasıl? Par trailer çöp... park falandır bilemedim. Ha bu ailesi nerede yaşıyor? Onları yargılayacak kadar e, şey ama böyle edebiyat kulübü koyacak kadar yakın. Ya bir herhalde? yandan da yakınlar oğlum. Evet yani en fazla ne olabilir oğlum yani birinci katta yaşıyordur çöp kokusu geliyordur ya. Ne kadar uzaklar bunlar birbirlerinden ya. Şimdi müstakil evse halkalı çöplüğünün yanında falan gibi büyük bir çöplüğünün yanında yaşamıyordur ya. Yani, değil mi o zaman? Böyle bir Tabii. hani bir yere bak orada bir planlama hatası var yani anlatabiliyor muyum? Bir arsaya çöp dökülüyor yani. Hani stratejik olarak böyle bir şey yapılmıyor olması <laughs> lazım orada. <laughs> yoksa hani çöp işletme Fabrikası var yanında niye ev var lan? <laughs> o zaman mesela nasıl oluyor Bir şey diyeyim mi? Bence çöp möp kokmuyor bunlar ya. Ben şimdi daha da ikna oldum. Bu esas çocuğun annesi ağır götten. Yani bilenmiş o. Bence kadına falan da bir şey bilenmiş. Uydurmuş öyle. diyorsun değil mi? Evet evet bir bokluk var orada yani. Ha şey olmuş böyle kız gelmiş eve demiş ki böyle ya anne B kavga ettim. Öyle mi? Üzüler misin kızımı? 14 <laughs> evinin yanında çöp var. Hani onlar çöp kokuyor zaten. Seni benim kızım üzüyorlar onlar falan olmuş. Sen benim biricik kızınsın. Ben seni büyüttüm ellerimle büyüttüm. Çarım evet. ağzına falan. Onlar Hele bir böyle cinsel bir şeyler olduysa eh, tamam işte. Ha hemen şey de olmuştur böyle. Ay benim kızımı kim üzdü? Çöp bu kokuyor onlar. Çöp kokular mı üzmüş benim kızımı prensesimi? Falan. Abi evet bu kadın muhtemelen e, Trump'a veriyor olabilir. <laughs> Öyle deme. Öyle deme ancak Biraz öteki taraftan da bakmalıyız bence meselelere. <laughs> Trumpçılara çok gömüyoruz. biraz Trump evet. tarafından da bakmaya çalış meseleye. Yani sonuçta bugüne bugün Beyaz Saray'dan koronavirüs döneminde fasulye reklamı yapmış bir adam. <gülüyor> bence. Fasulye reklamı yapmış Bence <gülüyor> onun da tarafını görmeliyiz abi. o da ne diyor bir düşünmeliyiz. <laughs> Bir dinlemeliyiz abi düşüncelere saygı abi. <laughs> benim, evet, bir, evet. benim bir benim evet, bir sesim benim sesim. bence bir, de ya. Benim yani benim bu e, şeyde çöp, çöp <laughs> niye açılmış amına kodumun hikayesinde <laughs> bence bir sıkıntı var. Yani çöp öyle zannetmiyorum evlerin yanında gerçekten çöp olsun Üç tane bidon var diye bence Oğlum, e, abartılmış konu Benim niye mikrofonum gitmiş. Benim mikrofon niyeyse gitmiş. 2 e, saattir konuşuyorum. Ha ben de niye konuşmuyordum? 2 saattir yani, konuşuyorum evet. duyulmuyor. Şimdi şeye geçtim. E, evet. +X'ten çıktım normal mikrofonuma geçtim de. Eee, okay. Evet, yani okey okey. Sadece bunu söylemek istedim. Bir tekrar +X'e geçeceğim, <laughs> şey, şey, geçtim diye hikaye hikayeye geçtin abi. Ben diğer hikayeye geçtim. Yo, ya. Siz yo sizi, devam edin Size yorum yapıyordum dediğiniz şeylere de sesim gitmiş. <laughs> ha, yap tekrar vallahi duymadık biz seni. Evet. Dedim ki yani şey demiş abi. E, bu işte koltuğun üzerinde çöp var falan demiş yani. Bu bana çok sert geliyor. Koltuktan bu çöpü alalım falan demiş yani. Abi tabii bunu tabii. duymadan söyleyemez ya. Muhtar annesi evet. de, beğenin annesi de öyle düşündü yani. Ben, ben kadının, pardon kızın annesine, yani babaları olmayan ailenin annesine büyük götlük veriyorum. Diyene de verecek gibiydim, vazgeçtim. Ben neden, ne, neden abi? Abi muhtemelen çocukla olan kavga zaten hani babası olmadığını biliyor lan çıkmış olabilir. Diğerinin annesi biraz daha naif geldi bana. Gidip de çocuğu pek öyle dolduracak bir tip gibi değil diye düşündüm. Başta öyle düşünüyordum sonra vazgeçtim. Ben Tancı'na katılıyorum. A ailesinde bak A anne göt. A, A çocuğun annesi göt. B çocuğun annesi bence iyi bile bir insan. Çünkü... iki tane 12-13 yaş yaşında, 12-13 çocuk dediğin şey, Bak eğer oturalım doğru konuşalım. Vahşi hayvan gibi bir şey abi. O çünkü hem çok ufaktan cinsel dürtüler uyanmaya başlamış hem de hala çocuk gerizekalı var üzerinde. Bu yüzden her şey helal onlara. Her türlü yani iyi bile diyorsun, o... İyi bile bir insan diyorsun. İyi bile bir insan. İğrenç bir şey. Burada en 12-13 yaşında iki tane kavga eden bebe var orada. Bunlar birbirlerine karşı saplayacaklar. İğrenç şeyler söyleyecekler yani. Yaşlarının getirdiği gerizekalılık gereği. Burada bir tanesi demiş ki sen çöp kokuyorsun. Benim bir çöp gibi duruyorsun sen. <laughs> Ötekisi de demiş ki senin baban yok. Bak biri olan bir durum söylüyor. Diğeri de diyor ki sen çöpe benziyorsun diyor. İğrenç bir şeyle teşbih yapıyor. Tabii ki ve tabii ki burada öteki ben. en kötüsü bu yani çocuğun. Senin de baban yok. Biliyor baban. Biliyoruz. Babası yok. Görüyor. Ben de görüyorum yani. Gördüğü bir şeyi söylüyor çocuk orada. Şey gibi değilse öteki senin gibi değil. Çöp kokuyorsun. Aileye bak. Çöp kokuyorsun. Ne bunu? Bu niye mevzu ediyoruz kardeşim? Kesinlikle A anne göt, B anne iyi bir insan. Belediye ayrı göt. Peki. <laughs> Belediye çakal. Tancan sen ne diyorsun? Ben de ne büyük götlük verdim, diğerine bir şey vermeyeceğim. Peki. O zaman diğer hikayelerimize geçebiliriz. Bunlara böyle diyoruz. Hı -hı. TikTok yıldızı, Queen's Gambit, bir koltukta iki karpuz ve anonim bir delik. <laughs> ya anonim çok sona kalmalık duruyor şu an. <laughs> evet siz bilirsiniz. Glo Acaba Glory Hole mu diye de bir heyecanlanmadım değil. Ee, o yüzden Bence ben. Bence karpuzu sona bırakalım ya. Tamam karpuzu da son için alayım. Ben TikTok yıldızını alacağım zaten. Tamam evet, daha... güzel tercih güzel tercih. Evet merak yine biz pandemi dönemi hikayesi başlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Partnerimle 5 yıldır birlikteyiz. Kendisinin ruhsal ve fiziksel problemleri var. Bu tarz problemler yüzünden iş bulup stabil bir şekilde çalışması biraz zor fakat imkansız değil. Aslında yıllar önce beraber yaşamaya başladığımızda çok bir problem yok gibiydi. Daha hırslıydı, yapmak istediği şeyler vardı. Ben özel sektörde çalışıyorum ve işim fena değil. Yine de pandemi yüzünden ben de sıkıntı çekecek gibiyim. Partnerim ise yıllardır evde. Son bir yıldır sadece TikTok videoları çekiyor. <laughs> Şeyi kaçırdım. Hiç mi çalışmamış, işsiz mi kalmış? Orayı bir kaçırdım. Söylemiyor zaten öyle bir şey. Daha önce ne söylemiyor. Çok... Çalışmıyor ama. Şu... Evet, çok bir problem yok gibi diyor. Belki de şey yapıyordu. Ee, ne derler? İş arıyordu belki de bilmiyorum yani. Ha, ama şu an çalışmıyor zaten pandemi Evet, evet, yani. evet. TikTok evet. çekiyor. Evet. Tamam. Tüm bu süreçte onu ekonomik olarak destekledim. 5 yıldır evimi paylaştım, yemeğimi paylaştım. Ne istediyse aldım. Geçtiğimiz gün benden PlayStation 5 istedi. Hesabıma baktığımda gerçekten de artık birikmişlerimin azalmaya başladığını gördüm ve ona PlayStation 5 alamayacağımı söyledim. Sinirlendi ve tüm arkadaşlarının PlayStation 5 alacağını, bir tek kendisinde olmayacağını, onlarla oyun oynayamayacağını söyledi. Sürekli olarak uluslararası <laughs> <badlandırdı>, problemlerde bahane ediyor. <laughs> ee, günün birinde bir TikTok yıldızı olacağını, bu sebeple de ona bu süreci vermesi gerektiğini. Eğer yeterince TikTok'ta çabalarsa, e, bu parasal sorununu da aşacak, bu parasal sorununu da aşacağını söylüyor. E, arkadaş çevresi de o kötü etkiliyor onu. Tüm arkadaşlarının ya sevgilileri ya da eşleri onlara bakıyor. Yani arkadaşları da çalışmıyor. Tüm gün esrar içip wow. World of Warcraft oynuyorlar. <laughs> Ay. Dün artık parasal olarak ona destek olamayacağımı, bir iş bulması gerektiğini söyledim. Şimdi benimle konuşmuyor. Beni finansal olarak onu taciz ettiğimi söylüyor. Ee, ona göre onu bu hayatta son 5 yıldır alıştırıp şimdi kesmem çok mantıksız. Bunun gaslighting olduğunu söylüyor. Kendisini odasına Aa. kapattı. Geceleri ben uyurken mutfağa gidip odasına bir şeyler alıp tekrar kapısını kilitliyor. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Bugün alışveriş yapmayı bırakacağım. Belki aç kalırsa ailesinin yanına döner diye. <laughs> Belki aç kalırsa ailesinin yanına döner diye düşünüyorum. Ee, böyle yaptığım için götmeyim. Kendim her gün onu daha sinirli hissediyorum. Mahkemeler açılır açılmaz evden çıkması için dava edeceğim. Hayır. Pardon bitti mi hikaye? Bitti. <laughs> Hayır. Mahkemeler açılır açılmaz. Gidecek kendisine. Çocuğa diyecek ki tamam kardeşim. Çocuk gidecek tamam eyvallah. Ne istiyorsun sen? Gel ama benimle mahkemeye. Beni menajerin olarak tasdik ettirelim. Mahkemeye mi gidiyoruz artık ne yapıyorsun? Sen de sözleşme imzalayalım. Bunu da şey yapalım. Bundan sonraki seri bütün kazançlarından %15-20 bir şey alayım ben. Her şeyi. Çünkü bu karakter tam bir TikTok yıldızı, bir influencer olmaya layık bir karakter. İşte bir Logan Paul, işte bir Jake Paul. İşte bu. Bunlar hmm. ünlü oluyor oğlum zaten. Evde oturup bomboş oturuyor. E, e, bilmem neyini tüketiyor. World of Warcraft'ta oynuyor. PlayStation 5 alamadı diye ağlıyor. Ruhsal pulları <laughs> yüzünden bir PlayStation 5 hak ettiğini düşünüyor. Arkadaşları PlayStation 5 sahibi. Tam TikTok'ta yükselecek yıldız bu, bu bunun önü kapatılmamalı bunun önü açılmalı yani bilakis bu, bu bir yatırım olarak görmeli bu öteki karakter bence birikmişleri bir alsın gitsin o kontratı yapsın sonra da inanılmaz büyük para kazanacak bu yani TikTok bu arkadaşımızın lideri olabileceği platform zaten olmadı Twitch Twitch yayıncılığını kesinlikle düşünmeli Twitch yayıncılığını yönlendirsin biraz yönlendirmeli bu Maya'daki arkadaşımız kesinlikle büyük bir influencer olur yani Yatırım gibi bakmalı bence burada kesinlikle duruma. Sen niye bu kadar tamam. harlandın ya? <laughs> Bilenmiş bu TikTok sikerim TikTok girdi. <laughs> TikTok, TikTok ile ilgili değil lan. Bu anlattık profil influencer lan işte. Influencer olmaya hazır bir profil oğlum bu. bu Şimdi bunun şeyden ne geldi farkı geldi var? Ya. Ee, niye bu dizide siyah elf var diyecek <laughs> Danyo gibi. <geldi> <gülüyor> <gülüyor> bütün gün ot içip Warcraft oynayıp kesin bunu sakallı top sakallı falan. Abi bir şey diyeyim mi? O, onlar o tayfa ki gidip bence çalışıyordur ha. Bence zaten o tayfanın sidiri gidip çalıştıkları için. Yani gidip böyle 8 saat 9 saat bir yerde bir vardiya koyuyor. Sonra canı sıkılıyor. Eve gelince de böyle şey zannediyor anladın mı? Ulan bu zencilere de pas veriyorlar. Bak Elf diye o aktör yaptılar falan. <laughs> Zenci diye aktör yaptılar zannediyor. Sonra çok sinirleniyor. Bence o, onların problemi o, zaten o. Bu Tam influencer çalışmak istemiyor. Eğlenmek istiyor. Eğlencesinin eğlenceyi hak ettiği de düşünüyor Bu arada bak şey çık çok güzel. Benim ruhsal problemlerim var. Bana PlayStation 5 al çok iyiymiş abi. <laughs> Çünkü, yani Bana biliyorsunuz ok yani bütün mental problemlerde çözüm yolu PlayStation 5'tir abi yani Sackboy oynamadan. Tabii. Hiçbir e, depresyon rahatlamaz yani bunu ben Sigmund Freud'dan beri biliyoruz biz bunu. Yani o titreşimi su. istiyordur o zaten. Yani... <laughs> tabi tabi elinde bir şeyin <laughs> sertleşmesi lazım <laughs> abi. Yani, PlayStation'ın e, septik, hiptik, soptik titreşimi onu rahatlatacaktır kesin. Tabi tabii, tabii tetik ter, sertleşince orada e, o, oradaki şey de olacak anladın mı hani e, ruhundaki şeytanlar da sertleşecek Tancan. Yani anlamıyorsun Çukur'un eşiğinde duruyor bu çocuklar ve Çukur'un eşiğine düşmemesi <laughs> için biraz biraz PlayStation biraz teraflop lazım. Yani PlayStation 4 olmaz çünkü <laughs> aldın mı? Tek başına yetmez değil mi? Artık yetmez. Yetmezdim. Peki şeye ne diyorsunuz? Yetmez tabii tabii. Bütün, bütün arkadaşlarının da öyle olmasına ne diyorsunuz? E bütün arkadaşlarının sertleşme problemi var gibi anlıyorum ben ya yani. iyice artık. Yetmezdim. Bunlar böyle şey tarikat mı bunlar böyle? Bütün gün oturalım bize eşlerimiz baksın tarikatıma. Evet abi ya inanılmaz. İşte evet yani evet abi. Kesinlikle öyle yani bu arada. Bir de ama, çok öf, affedersiniz bilmem lafım yanlış bir yere gider mi ama kaç yaşında bunlar hala World of Warcraft oynuyorlar? Çok abi sanırım şey. bunlar e, yaşın önemli olmadığı bir alternatif varoluş dizayn etmişler kendilerine. E, hadi biz işte 22 yaşında davranmaya devam edelim. Ben burada şunu merak ediyorum. Bunlar bir grup insan olarak nasıl muameleleri ki e, bu kadar paralı <laughs> e, insanı kendilerine 5 sene falan bağlayabilmişler. Yani ne yapıyor ki? Ne yapmış? 5 senedir ne veriyor bu ilişkide? Şiklere mi büyük acaba tık yani? Tık. Nedir Nedir gerçekten de? Yani çok o, o da iyi da şey yok olması ya. lazım. Ne bileyim bahseder de herhalde ne bileyim işte ben bu adamla beraberim bu yüzden falan. Bak, ama bahsetmediği tek şey bak şunu çözümlemeye çalışalım Tancan. Burada bu insan oturuyor evde TikTok videoları çekiyor. Ben PlayStation 5 vermedin diye ağlıyor sonra evde ondan sonra trip atıyor yemeğini alıyor odasına gidiyor kendi gibi boş arkadaşları var. Kendi gibi boş arkadaşlarına ilişkiye mevzu bahis ediyor. Diyor ki be, onları da bak ama sevgilileri PlayStation 5 aldı. Ben bana almadın geri kaldın. Onların sevgilileri yanında <laughs> yüksek cebi etmişsin zaman koyayım. Nedir bu bu arada zaten? bu okey. Bunların <laughs> çocuk hepsini... besliyor <laughs> lan bu bayağı evde. Evet. evet evet. çocuk besliyor. Neyin karşılığında olabilir abi? Bahsetmediği tek şey bak. Evde hmm. yemek yapmadığını biliyoruz. Değil mi? Evet. Yani yemek alıyor gidiyor diyor. Muhabbet sohbet yok kapısını kapatıyor, öteki tarafa gidiyor falan. E yani kaliteli bir konuşma hani bir şey katmıyordur ilişkiye diye düşünüyorum hani entelektüel bakımdan. Hani evet. aşkım bak TikTok'ta bu arada trendler falan. E, ben abi bak, falan okuyordur abi zaten. Chatten, chat'ten, şöyle bir yorum geldi. Sevgiliye PlayStation 5 almak TikTok'ta akım gibi bir şey oldu. Ondan etkilenmiş. Ha, bir doğum varmış. Bak trendleri takip ediyor abi. Müthiş bir influencer olacak bu. Görüyor musun? Yatırım Sen biraz abi. sinirli misin TikTok'a? Yo, hayır TikTok'a sinirli değilim. TikTok Çin, Çin için data topluyor bu çok açık. Yani onu onu bariz görüyorum. <laughs> Çin'e de evet. açıkçası ben Çin'e para kazandırmak istemiyorum. Ya yani TikTok'ta mesela ben içerik yapmam açıkçası. Çünkü ne yani Jinping'e e, para kazandırmak istemiyorum. Bence Winnie the Pooh kıymetli bir karakter. Daha fazla dünyada olmalı yani. Daha fazla evet, kişi yani. Winnie the Pooh'la atışmalı. E, ama TikTok'la ilgili spesifik problem yok. Burada e, bu, bu çocuğu influencer'a benzetiyor olduğumun sebebi arkadaşlar çok fazla influencer'la tanıştım ve gerçekten çok influencer e, ilgi alanımdır yani. E, çok müsait çocuk. <laughs> Mayası kumaşı inanılmaz bak. Bak size hatırlatmak istiyorum. Daha geçtiğimiz günlerde hatta Tancan sen de çok iyi takip ettisindir. E, bir influencer arkadaşımız eski bir basketçi adamla boks maçına çıktı. Evet. Kavga ettiler. Ondan sonra knockout oldu bu boksör çocuk. Şey hmm. basketçi çocuk. Evet. Gerçekten, Gerçekten boş çok bir şey Canlıydı. <laughs> Sonra da Stephen Curry dalga geçmiş onunla. He, bu arada yani basketçinin tek olayı çok kısa boylu olmasıydı falan. Evet hani... başka hiçbir geçmiş... <laughs> Şimdi... <gülüyor> Heh, abi. abi. bak bu boşluk <laughs> yani bu boşlukta al işte bu çok müsait <laughs> al bu karakteri çıkart oraya boks maçı yapsın eski basketçilerle. Bravo. Bitti gitti daha parasını çıkartır hemen. Abi zaten burada yani partnerinin iki yolu var. Bir ya diyecek ki e, senin de dediğine paralel olacak biraz dedim. Yani bu ya bu işten para kazan ve ben burada pay alacağım. Seni ben evet. pazarlayacağım. Zaten benimsin. Ya da PlayStation'ı veririm ama yatay mı dikey mi alacaksın gibi bir şeye getiriyor. <laughs> <laughs> yani bir tepki koyması lazım burada artık. Biraz ha, bir şey, şey yapsınlardı yani. mı? ilişkinin kurallarını netleştirsinler. Ya bak evet. belli ki biz iyi sevişiyoruz diye devam ediyor bu ilişki. Anladın mı? Al şu PlayStation'ı. Ne istiyorsam yap lan yatakta. Yani anladın mı? Hani bana bırak. Bana sal meseleyi bundan sonra. Hani Şuraya git, git deyince git gel deyince gel. Hani öyle istiyorsa öyle de yapabilir. Ama bence yani burada hani sonuçta itibariyle şeyin e, durumu değişmiyor. Bir numaralı buradaki göt tabii ki Art, i̇şte şey, art. bu arada belirtti mi adam mı bu kadın mı belirtti mi? Ee, karakter. Şöyle influencer. Bu istiyorsanız hmm. bu bilgiyi verebilirim size belirtmiş. Ha. Yani ya şey... çok önemli değil ya. Çok okay. önemli değil. Okay. Ben sadece hani vermiş miyiz merak ettim. Çok vermiş. önemli değil abi Burada kişiliği, kişiliği önemli. Yani ister kadın olsun, ister erkek olsun. Burada hani gerçekten olan şey niyet. Ya. Yani. Evet Evet bence de. Ne diyorsunuz peki? ...net göt. Karakter mi? göt. Karakter net göt. göt. Kız da... Boy yani kız ya da... ...erkek kimse Kendine yüklenmesin yani. <laughs> ben göt müyüm acaba? Ben o zaman... ...evden atarım lan. Uğraşmam yani. Ya oğlum aç bırakmaya çalışıyorum Kanka, zaten. Aç bırakmaya çalışıyorum. Bu arada ben şöyle bir kuru göttük vereceğim. Çok küçük. Çok minor. Yani anlayabiliyorum. Saygı duyuyorum. Ee, ama... E, ...bu e, sevgili karakterinin de... ...tutup bu hikayeyi Reddit'e... ...M.I.D.S. olsa Reddit'inden... ...koymuş olması... <laughs> yani şey biraz götlük. Çünkü şu bakımdan götlük. Ulan çok bariz. Sen değilsin burada bu kâdik göt. Yani, yani biraz ablacığım yani övgüm almak istemiş diyorsun böyle. Evet evet biraz yani... destek almak istemişsin. Yani. Biraz istemişsin hikaye olan. Ben bu götü 5 senedir çekiyorum artık birileri de bilsin yani bu çilemi. Hani istemişsin biraz tasdik almak istemişsin. Bu biraz bunlar biraz ucuz hareketler ablacığım. Yani kuru götlük. Hani kimseye zarar yok bu götlüğün. Ama yani yapma. Ee, çok içini dökmek istiyorsan off my chest diye bir sabret de var bu arada. Öyle sabretler de var yani. <laughs> Biraz rezil olsun istemiş. <laughs> off my gibi. chest de yeni Rezil olsun istiyorsan. Abi. Olabilir değil mi? Onun da sabreti var abi. Yani bu arada <laughs> eminim ben my boyfriend is an asshole hear me about it diye bir sabret de vardı yani bir yerlerde. O yüzden hani e, orada bir kuru götlük veriyorum e, sevgili karaktere. E, ama ana karakter tabii ki tartışmasız inanılmaz kurt yani, yani muhteşem bir yani Monica Bellucci'nin peak dönem götü falan. Öyle Oha. bir gö Oha. göt. Oo. Oh, Oo, çok iddialı. Şık bir göt. Yani, yani şey bir göt gö gö anladın mı? İşte hani büyük göt değil yani. Taze hani kestane gibi ya. Neyse. <laughs> evet evet bakması falan ilginç kestane göt yani. mi? <gülüyor> <gülüyor> Off my chest mi dedi? Şey onu da yapalım. At babanın kıllı göğsüne gibi bir şey yapalım. <gülüyor> 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 Saçma sapan. <alın. gülüyor> kıllı göğüs hikayeleri. <laughs> Peki. Eee bu karaktere bariz bir götlük verdiğimize göre devam ediyoruz o halde. Şimdi kaç tane evet. hikayemiz kaldı? Üç tane hikayemiz kaldı. Queen's Gambit, Bir Koltukta iki Karpuz ve Anonim Bir Delik. E, yolla deliği gelsin abi. Emin misiniz? Oo, delik. Evet evet yolla anonim delik ben çok gelsin. Çok heyecanlıyım ben. Peki bunu siz istediniz. Evet. <laughs> anonim Bir Delik. Kız arkadaşımla 6 senedir birlikteyiz. Çok güzel bir ilişkimiz var. Yaşadığım en iyi seksleri onunla yaşadım. Beraber çok güzel bir evde yaşıyoruz. Son 3 senedir. Ee, i̇şlerimiz iyi gidiyor. Genel olarak hayatımız iyi ve mutluyuz. İşlerimizden dolayı birlikte çok seyahat edemiyoruz. Bu nedenle geçtiğimiz yıl pandemi yokken bir Amsterdam planı yapmıştık. Hmm. <laughs> Tanıcağız senin orada geçiyor Gel dur gelsinler gel. gel <laughs> en büyük hayallerimizden biriydi. Oraya gitmeden önce kendisi bana tatili ilginçleştirmek için bir şey önerdi. Orada bir hafta kalacaktık. Bu bir haftanın bir gününü tamamen ayrı geçirmeyi teklif etti. Bana istediğimi yapabileceğimi söyledi. Ben de bunu söylerken Aa. bir şey ima edip etmediğini sordum. Ee, o da dedi ki işte bensiz 24 saatin var. İstediğimizi yapalım. Değişiklik olsun. Nasıl olsa ne yaparsak yapalım beraber eve döneceğiz ve beraber yaşamaya devam edeceğiz. Birbirimizi seviyoruz dedi. Ben bunun üzerine mesajı aldım ve olayı bozmak için daha bir şey sormadım. Amsterdam'a gittiğimizde gerçekten de bir gün 24 saat ayrı kaldık. Hatta birbirimizi görmek için şehrin farklı kısımlarında olacağımıza dair sözleştik. Ben o yokken doğal olarak Red Light District taraflarında takıldım. Biraz gezdim. Por <laughs> porno sinemalarına gittim. Esrar içtim ve genel olarak iyi vakit geçirip eve döndüm. Geri döndüm. Onun ne yaptığını sormadım. Sabah tekrar buluştuk, kahvaltı ettik. Bir hafta sonra evimize döndüm. Bu olayın üzerinden bir sene geçti. Geçtiğimiz gün evi toplarken kız arkadaşımın masasında Amsterdam'dan geldiği belli olan üzerinde Flemenkçe yazan bir USB gördüm. Bir yerin eşantiyonu gibiydi. Ne olduğunu merak edip taktım. Amsterdam'da bir porno dükkanının USB'siydi. Sevgilimi bir kabinde başkasına oral yaparken gösteriyordu. Bayağı kabinin üstünden okay. kamerayla çekilmiş bir videoydu. Videoda sevgilim bir yabancının penisine çıktığı delikten yalıyordu. Kimin penisi olduğunu göremiyordunuz. Okay. Yaklaşık olarak 15 dakikalık bir video. Büyük ihtimalle dükkan bir glory hole'ü. Evet. Büyük ihtimalle dükkan bir glory hall dükkanı. Yani oraya gidip böyle anonim bir şekilde insanlar birbirlerine oral seks yapıyor. Sonra da anısı olsun Tabii. diye video olarak sahiplerine veriyorlar sanırım. Videoyu izledikten sonra sevgilimle oturdum konuştum. Bana 24 saat boyunca istediğimizi yapabileceğini söylediğini, onun da öyle bir fantazisi olduğunu, Glory Hole tecrübesinin anonim olduğunu ve kimsenin kimseyi tanımadığını söyledi. Bana ne yaptığımı sorduğunda ise porno sinemasında mastürbasyon yaptığımı söyledim. İnanmadı. Benim haklı çıkmak için yalan söylediğimi düşünüyor. Çok kötü kavga ettik. Onu kabul ettiğim şartlara rağmen slut şeyimlediğimi söylüyor. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Göt mü? Oğlum bir şey diyeceğim. Şey sormamış mı ya? Buradaki kritik ben kesinlikle sonrakinde yüzleşmede onu sormuştur diye düşündüm. Bir yıldır ne yapıyorsun lan USB ile? O an ne yapıyordun? Yeni geldi. Masa tanıdık. Yok 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 şey beraber dönmüşler. Bir senedir USB kayıpmış. İlk kez masasının üzerinde görmüş. Belki saklıyordu. Evi toparlarken, evi temizlerken falan. Orada bulmuş, Unutmuş herhalde belki. Yok bence yani bir önceki gece ben dur ya şu Glory Hall anısına bakayım da bir fış fışlayayım diye belki, takmış USB. Sonra ondan sonra uyuyakalmış yakalmış Belki. Yani hmm. burada çünkü kritik Abi bak kesinlikle ve kesinlikle slot şeyimliyor yüzde yüz slat şeyimliyor kendi kendine bu bir kere e, Ken niye gittim porno sinemasında birader Red Light District'te porno sinemasına gidip mastürbasyon yaptın. Bu bu kastediliyor olabilir mi amına koyayım senin sevgilinin sana söylediği bir gün Amsterdam'da 24 saat takılacağız ve keyfimize bakacağız dediği şey. Sen yani ha, evde yaptığımı sinema tiyatrosunda yaptım ama çok vay amına koyayım uçlarda yaşıyorsun hayatı gerçekten. Tebrik ediyorum. Evet, ne kadar biraz, vizyonersin. Biraz vizyoner bir hareket değil gerçekten yani Amsterdam'a gidip porno sinemasına... Zaten Bebenin <laughs> burada kıskandığı şey o abi. Gerçekten bak Almanya'nın Türkiye'yi kıskandığı gibi bu da ulan ben barzo gibi bir porno sinemasına gidip 31 çektim. Ne kadar kreatif, ilginç bir şey yapmış bir hatun diye. E, kıskanmış. İçine dert olmuş. Çünkü sen vizyonsuz bir kalas'sın lan. Gidip porno sinemasına 31 çekmişsin ya. Bu kadar Amsterdam'da Red Light District'te abi. Yani <laughs> live show mu, acaba? o da önemli. Hadi yoksulsun diyelim, Tinder falan aç oğlum. Yani en azından öyle bir şey yap yani. Paraları lan? varmış içinde. abi, durumları iyiymiş. Ha yani en azından sen bir bir şey sen bir glory hole'a git lan. Bir de sen em. Yani bakalım ne oluyor. <laughs> ya da sen sok delikten. Abi ya şimdi da sen ona sok bakıyordum. delikten. Çok merak ettim bunu. Çünkü burada şimdi biraz şey ciddi bilgi vereceğim. Evet sen anlat bakalım. Burada, zaten... burada öyle dükkanlar var mı öyle? Abi işte yok diye biliyorum. Çünkü ondan kıllandım. Ee, şöyle bir durum var. Burada zaten bu tarz çok azalmış bir de tepki çekiyor. Yani Amsterdam sıkış mekanı diye anılmasına biraz mutlu. Bir <laughs> Abi değil mi? Biz hep öyle duyuyoruz. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Özellikle Dutch'lar çok mutsuz. Ve Glory Hall hiç du görmedim, duymadım. Şimdi bir Google'ladım. Bir iki tane varmış ama böyle <laughs> bayağı eski. Eski forum yazıları falan var ve onlar da şey diyor abi onlar da böyle zaten yani straight değil muhtemelen hani hiç de deneyimlemedik neresi acaba falan hani böyle biraz live sex show mekanları var. Orada belki bir şey olabilir ee, ama ne bileyim ya çok eski bir olay ya da Kız başka bir şey yapmış. Şey yani olmuştur yani. abi. Kız böyle bir live sex show falan gitmiştir. Orada biriyle muhabbete başlamıştır. Biri demiş ki, ya benim arkada porno stüdyom var. Biz glory hole videoları çekiyoruz. He. Sana He. çekelim mi bir tane? Hani... Aynen böyle olmuş olabilir bak. <laughs> daha tehlikeli. <laughs> ha. Ya ne olacak? Abi bak yine daha da klas yapıyor bu hikaye. Amına koyayım ya oğlum. Diyeceksin ki bak şöyle diyeceksin. 24 saat biz Amsterdam'da serbest takılalım. Zaten birbirimizi seviyoruz hani wink wink hani aldın mı? Diyeceksin ki, yok ya bacım ben gelemem öyle işlere. <gülüyor> yani, <gülüyor> yapmayalım. Tabii. Yapmayalım Annesinde öyle bir şey. baştan abi. Ayrı takılalım <laughs> ama başka müzelere gidelim amına koyayım yani. Kaçak et kesmeyelim. Başımıza iş almayalım. Takılmayalım abi dersin. Saygılar lan. Yani evet. saygılar. Biz bozmayalım. Suyu bulandırmayalım. Baştan niye sen sani... demişsin istemiş şey etmiyorsun değil evet. mi? Aynen. Hayır. Kılım abi oğlum. Ben zaten. Ben dökeyim ayranları ama seninki çalkalanmasın. Bir tek ben he. dökeyim. Ne güzel iş ha. <laughs> salak salak aklına iyi fikir gelmemiş oğlum çünkü geri gerizekalının. Yani gerçekten salak yani. Oğlum bak ne kadar yaratıcı bir akşam geçirmiş kız zaman okuyayım. Sen orada ne yaptın yani? Gidip abi bravo ya Amsterdam'a gittin. Ne yaptın? Esra içip Fornatio sinemasına mı gittin? İnanılmaz amına koyayım. Hiç kimse yapmamıştı bunu daha önce Amsterdam'a seyrede giden 2 milyon turistten. Bravo, Gerçekten vizyonsuz. çok şaşırdım ya. Git Warcraft oyna akşam evde. Gerçekten <laughs> vizyonsuzluğundan utanmış. <laughs> Pis top sakal. Vizyonsuzluğundan utanmış yani. İnanılmaz ya. İnanılmaz. Amsterdam'da. Yani çok iyi klaplar mılaplar oraya git. Ne bileyim daha fantastik şeyler dene. Ne bileyim, Abi ne var evet. Ya. Çok şey var yani. Evet ya canlı seks ulan bari porno sinemasına gidip 31 çekeceğine striptiz kulübüne gidip 31 falan çek acı. Yani en azından hani bir canlısı olsun karşında falan hiç düşünmemiş. Bu arada yani porno sinemasına gitti kaç dakika izledi lan filmi o 40 dakika izlesin, 50 dakika izlesin. E, Esra işte o da bir hadi osursun coffee shopta 30 dakika bilmiyorum artık bir saat ya da. E günün geri kalanını ne yaptı bu mal mal öyle Rembrandt Parkı'nda falan kuşları besledi ama Yani. <laughs> oğlum bir de gerçekten porno sinemasında ya. Yıllarca Taksim'de vardı. <laughs> Rocco diye yazardı orada. Dört film bir arada falan. <laughs> bir kere içine girmişliğimiz yoktur oğlum. <gülüyor> ne <gülüyor> işim evet. var ya? Bu vizyonsuzluk <laughs> <laughs> ya. Rocco. <laughs> Aynen oğlum kocaman Rocco'nun posteri vardı ya. Böyle koymuşlar adamı böyle ellerini bağdaştırmışlar. Oğlum Aynen. gerçekten ne alakası var neden böyle bir şey yapıyorsun niye bir de zaten ne gerek var yani nasıl bir katma değer zevk aldın sevgilinin sana 24 saat her şey mübah izni vermesinden hani şey olmayacak bir de mesela aşkım bir iki saat ben porno sineması da gitsem git <laughs> 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 yani ben çünkü izlemiyor bak, musun porno hikayenin gelişinden şöyle bir manyaklık bekledim bak bu herifin ben daha kontrolcü ve bu işe çok onay vermediğini hissettim başta ve şöyle bir şey bekliyordum. On kızı takip etti, kızın gloriool yapacağını da e, takip edince anladı, gidip kendi penisini e, soktu ve böylece o böyle. <laughs> falan diye bir şey oldu. Çok, şey. çok iyi olurmuş o hikaye lan. Aynen. Çok ilginç oldu. Abi evet işte sen çocuğa gereğinden fazla vizyon yüklemişsin. Evet ben vizyon yüklemişim. Par <laughs> Çocuk <laughs> dümdüz bebe çıktı anasını satayım ya. Hiç durum hiçbir fikri yok. <laughs> Abi zekalı. git bir BDSM'e falan git bari ne bileyim bir strapon ya bir şey ye. ne bileyim değişik bir şey, şey yani. <gülüyor> evet evet <laughs> kesin. Bak bu hikayede kesinlikle kendi salaklığının acısını kızı şemlemeye çalışarak şey yaptığı için adam göt yani. Hani kesin. Ya, hocam Bırak sal utan. köşende utan. Ulan benim aklım aradan <laughs> eğlenceli bir şey gelmedi Amsterdam'da yapacak diye. Gerçekten bir köşede bir akşam utan yani. Geçsin sonra. Rahatla niye? Kızı şey biliyorsun. Kız... <laughs> Çok güzel bir anı yaratmış kendisini. Evet ya. Ya bir de abi zaten bak sana izni de vermiş. Kendi de açmış. Yok ya bu vizyonsuzluk artı bu göttük yani. Bir de kızı darlıyor yani sonradan. Çok büyük göttük. %100 göklük. Kızın ama küçük bir götlüğü var. Bir sene içerisinde o USB'deki kaydı şey yapabilirdi abi. Aşkım bu arada hani bir gece falan böyle aldım mı. Hani böyle bir çocuğu da dahil etmeye çalışabilirdi o anıya yani. Hani güzel bir anısı var. Bu arada ben bir gün o gün ne yaptım ben Glory Hall'a gittim izleyelim mi biliyorsun? Ama belki de işte biliyormuş çocuğun vizyonsuz olduğunu. Vizyonsuzluğundan utanacağı için evet, üstüne evet. vurmamış evet. herhalde. Yürek bırakmış olabilir mi masanın üstüne? Yani kendi öğrensin de artık bunu şey diye, değil mi? Hmm, belki de hissetti böyle bir şey olacağını bilerek bıraktı. Harika, ya bir de o evet bu abi. kadar open olsalar, var ya açıp izlerler bile. Bak benden ne yaptım, ha <laughs> falan diye. Yani orada openlıkta bir sıkıntı var ama başta bir sorun var. Ya yok open, okey open değil belli ki ilişki. Ee, bir ya oğlum bu arada kızı da helal olsun. Bak kızı çok beğendim bu hikayede onu söylemem lazım. Amsterdam'a bir gün farklı takılalım. Ee, hani bir gün böyle Amsterdam'da Amsterdam'da bunu yapılacak şehir işte abi hakikaten yani vizyonsuz değilsen gerçekten. Ee, bir gün farklı güzel bir teklif. Gerçekten. Kendi kaliteli bir şey yapmış yani o bir gününde. ...ilginç bir anı biriktirmiş. Kaliteli bir kadınmış. Bunu boşa çıkartınca beni bulsun ya. <laughs> beni ara. Beni ara. Peki. Adam göt diyorum ben. Evet. Adama, tabii, tabii, adam göt. Adama kılçıksız bir göt verdiniz. Temiz. Tabii tabii. Tamam, Okey. Okay. O zaman iki hikayemiz kaldı arkadaşlar. Bir tanesi Queen's Gambit. Bir tanesi bir koltukta iki karpuz. <laughs> Var ver Gambit'i ver. Şeyi sona bırakalım. Tamam. Aa, <gülüyor> Başlıyoruz. <gülüyor> Kızım Emily ile çocukluğundan beri satranç oynuyoruz. Ona satranç oynamayı ben öğrettim. Şimdi de 9 yaşında ve gerçekten harika bir oyuncu. Kendi yaşında kimle oynarsa oynasın yeniyor. Açıkçası benimle de oynadığı oyunların oyunların e, neredeyse hepsinde beni yeniyor. Eşimle onu turnuvalara sokmak istiyoruz. Ama bir program problem yaşıyoruz. Emil'i kaybettiğinde aşırı tepkiler veriyor. Çocukken annesiyle bunun şirin olduğunu düşünüyorduk. Fakat 9 yaşında ve hala kaybettiğinde ağlayıp zırlıyor. Kız gerçekten yetenekli okay. ve kazanmak için yapması gerekenleri biliyor. Fakat kaybetmeyi bir türlü sindiremiyor. Sadece satranç konusunda değil her konuda böyle. Geçen sene okulda bir dans yarışmasına katıldı, ikinci oldu ve birinciliği en yakın arkadaşına kaybetti. Bir hafta boyunca ağladı, arkadaşlarıyla konuşmadı, sonra barışsalarda bir hafta epey sıkıntı oldu. Bugün onunla tekrar oynadık ve ben kazandım. Yine ağlamaya başladı. Sakinleştiğinde eğer kaybetmeyi öğrenmezse ona turnuvalarda oynayamayacağını söyledim. Bunun üzerine ağlama krizine girdi ve şu anda benimle konuşmuyor, eşim de bana sinirli, onun sevdiği bir şeyi elinden aldığımı düşünüyor. Bunu anlıyorum. Fakat kaybetmenin dünyanın sonu olmadığını öğrenmesi lazım. Ee, aynı zamanda bizden gizli Queen's Gambit dizisini izlemiş, orada kızın annesinin babasının olmadığını, bu sebeple de bütün turnuvaları kazandığını, keşke bizim de olmasak, olma, keşke biz de olmasak <laughs> dedi. Kız bu, çok haklı. E, bu sebeple götmiyorum. <laughs> Abi çok net bir şey söyleyeceğim. 9 yaşındaki çocuğumla iletişim kurarken sevgili Reddit siz de düşünüyorsunuz dediğin için bir kere zaten götsün. La, bir manyak yani. <laughs> yani 9 yaşındaki çocuğum satrançta yedirince ağlıyor Reddit'le konuşman gereken bir mesele mi amına koyayım? Yani böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir ebeveynlik yöntemi olabilir mi? Ya Reddit ya. Ben 9 yaşındaki çocuğuma bir ebeveyn olarak temel bir konuda nasıl davranacağım konusunda sizce iyi mi? İyi performans gösteriyor muyum? Hadi bakalım. Judge my parenting. 10 üzerinden 1. Bu da ayrı bir format. My Judge my parenting. Evet. Rate <laughs> diyoruz değil mi orada? Evet. Valla abi benim empati kurduğum çok net bir konu var. Böyle küçük yaşta çok gazladım mı çocuğu? Bıkkınlık geliyor. Korku, kaybetme korkusu falan. İşte düşük not alma, kaybetme. Ben bizzat yaşadım. Kaybetme böyle. korkusu yok ki lan bunun. Kaybetme korku değil. bayağı şey dayanamıyor Hayır. yani. Evet manyaklık olmuş. Daha da ileri seviyeye geçmiş de. Ortaokulda ben de öyleydim. Böyle 100 değil de 95 alırsan falan tadım kaçıyordu yani böyle. Aa sen o çocuk muydun? Evet, ortaokulda öyleydim ben maalesef. Çok No lisede sonra 60'lar 70'ler nimet oldu. Evet evet lisede bir sikerler moduna geçtim. Zaten orada bir isyan şey açılınca rahatlamıştım da ama ortaokul ilkokul falan çok yorucuydu ya. O tepkiyi anlayabiliyorum biraz yani empati olarak. Oğlum Madem satranç değil bu kadar ağlayan bir çocuk var. Sıkı çalıştır ya. Git bir tane böyle şey bul. Ee, ya kimse artık satrancın o whiplash'teki J.K. Simmons'ı satranç. Anladın mı? Her böyle matı yani böyle ha, fili yanlış oynadığında not my fil diye kıza bir tane tokat atsın. Rahatlayın. <laughs> o da rahatlasın. Siz de rahatlayın yani. <gülüyor> not, <gülüyor> not, not, not my fil. Not my feel. hamle. Not my hamle. <laughs> ha, not my mat falan diye böyle. <laughs> Rok yok olmaz orada Evet. Kasparov gibi oynayacaksın. Ha, kafası da şey yapıyor. Şimdi sen ne açılış yaptın? Ha? Ne açılış yaptın? Bu arada keşke daha çok satranç terim bilseydim bu şakadan. Abi mi açıyorsun göt? Oyun açıyorsun <laughs> burada <Ben> bizi... <gülüyor> kızım. <gülüyor> Belediye başkanı mısın lan sen abi evet çivi çivi söker ya. Çivi çivi söker oğlum işte kız manyak belli ki yani satrançta eğlenince ağlıyor. Bravo bunu kanalize etsene niye edit'e soruyorsun bana koyayım ben ne yapıyorum diye. <laughs> ne yapıyorum diye sor. <laughs> ya Queen's Gambit mesela şey açılışlardan birisi galiba. Satranç açılışı yanlış şey. Evet aslında. evet. Ben dizi izlemedim şey... bu arada da. Ben izledim. Vezir açması işte. Veziri Ezir Açmazı diye bir açılış var ondan bahsediyor. Ya güzel Hemen bir dizi, uzman yani oldum dizi Bu arada dizi güzel mi? Baya bay, iyi. iyi. Öyle bay. mi? Ben çünkü satranç biliyorum hmm. ve oynuyorum. Ee, merak ediyordum. Bana biraz şey gibi geldi. Oo. Evet evet. Şov gibi Kapışalım geldi. Kapışalım bir gün. Aa, 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 Şöyle şey, satranç yayınımız yok mu peki? Hadi. Bu hafta aynen. yapıyoruz. Aynen aynen. Tamam. Bu hafta yapalım şöyle bir Kapış. satranç seninle. Aynen. Chess Master 3000. <gülüyor> <gülüyor> Oo, Chess Master ya. Tabii Oha, tabii. <laughs> chess Master. <laughs> evet. Çok iyi. Kapışırız. Kapışalım. Ne diyorsunuz Vallahi peki? Valla ben babaya hatta anneye de yani abi, bu kadar olay oluyor. Çocuk zaten satrançta kaybedince ağlıyor. Dans yarışması da kaybedince ağlıyor. Anne babayı suçluyor. Baba bilmem ne diyor. Ulan yani siz ne gerizekalısınız ailesiniz ki ya bu çocuğun bir sorunu var. Biz bunu bir psikoloğa mı götürsek? <gülüyor> bir bir <gülüyor> göstersek? Bir bunu çözmeye mi çalışsak? Ne yapsak diğerine? Hala yok öyle olmaz. Böyle olmaz. Yok abi bunlar e, çok kötü aile. İkisi, ben babaya 5 üzerinden 4 anneye de bir götlük yazıyorum burada Ben, ben babaya baya e, bayağı bir 5 ben de evet, başlığından 4 göt veririm. Ee, anneye iki puan götüm var abi. Birinci puan götüm. Sen ne yapıyorsun ama bu tabloda? Sen neredesin yani? Nerede duruyorsun? Ne kızla satranç da oynamıyorsun. Satranç ama satranç oynamayı satranç oynayan ebeveyn öteki tarafta ya bunun tavırları çok şey oldu. Artık satranç çok diyece de satrancı elinden aldın. E sen ne yapıyordun ki? Sen ne alakası var konunun şu an Hiçbir, Sen kenarda durup şey gibisin. Muppet Show'da kenarda bağıran yaşlı amcalar gibisin yani. E, olmamış. E sen de yap <laughs> ebeveynlik biraz. E, ee, niye ebeveynlik? Bir oradan i̇kinci i̇ki, puan. Bu iki puanı ben iki ebeveyni birden veriyorum. Abi yanlış beni düzelt Tanca. Ben dizi izlemedim ama Quiz Gambit 9 yaşında birine uygun bir dizi mi? <laughs> değil abi. <laughs> ee, değil değil. Yok değil. Yani çünkü benim anladığım ben bir tane sahnesini gördüm. O da kız böyle al alkolü içip içip sonra sapıtıyordu. Yok kesinlikle Kendi boşuna. değil. Ee, minimum 15. Ya yaş da bakmadım da 15-16 olması lazım yani. Çocuğunuzun ne izlediğine Netflix'te bakmazsanız ondan sonra keşke siz olmasaydınız satrançta daha iyi olurdum der ama okuyayım tabii ki o zaman. Bu arada yani, şey, onu, onu şey, çok ilginç. Queen's Gambit'te de biraz şey muhabbeti var galiba. Hani kız koop edebilmek için böyle sürekli olarak çeşitli benim gördüğüm kadarıyla dizi izlemedim. Ee, edebilmek için sürekli olarak böyle alkol ve veriyor kendisini galiba. Kız oradan görüp mü caza geldi? Durum Ama var. Daha küçük günden beri yapıyor diyor gerçi olmaz öyle bir şey. E, onun çünkü bağlamı var. E, spoiler değil şey e, yani yurtta yurda düşüyor kız. Yurtta da bunları normal tutmak için e, anksiyetini bastırmak için hap veriyorlar yani. He. sakinleştirici Ona alışıyor. O hapı aldığında sakinleyip çok daha rahat satranç oynuyor. Anladım. anladım. türlü stres oluyor, panik oluyor. Muhtemelen çocuk ona özenir yani. Bu iyi bir şey değil. Zaten hmm. tam olarak onu anlatıyor dizi. Çocuğun özenmesini anlatıyor bu arada bir yandan da. <laughs> Peki. Tehlikeli. Ben izletmezdim ben açıkçası. Anneye de götlük veriyorsunuz. Tabii, tabii tabii. Yiğitcan iyi yakaladı dizi kısmını. Ben de katılıyorum. Bir arttırıyorum. Beşe dört, beşe iki diyorum. Okey. Okey. Son hikayemize de geçiyoruz o zaman. Hazır mısınız? Tabii. Hazırız. Okay. Peki. <laughs> bir koltukta iki karpuz. Pandeminin etkilenmediği bir ülkedeyim. Geçtiğimiz gün kız arkadaşımla bu ülkede bir tura gittik. Turda otobüsle bir yere gitmemiz gerekiyordu. İkimiz de zayıf insanlarız. Biz yerimize oturmuşken pardon arkadaşlar bu arada şey dememiş. Yanlış çeviri olmuş o. İkimiz de zayıf insanlarız demiş. We are both normal people demiş. Tamam mı? Hmm, ha, önemli. Hmm, tamam. Normal insanlarız. İkimiz de normal insanlarız. Bu ne demek lan bu normal hani? Şimdi anlayacaksın. Evet. Straight Yok yok normal demiş şimdi anlayacaksın dedi. Biz yerimize ha. oturmuşken otobüse iki tane şişman kadın bindi. Ha bırak okay, okey. Ha. Kadınlar otobüste kalan son ikili koltuğu satın almışlardı. İkisi de obez olduklarından yan yana oturamadı. Bizim yanımıza gelip acaba birisinin benim diğerinde kız arkadaşımın yanında oturup oturamayacağını sordular. <laughs> Ben bunun mümkün olmadığını söyledim. Kız arkadaşımla oturmak istiyordum. Kadınlar eğer böyle yapmazsak tura katılamayacaklarını söylediler ve beni zorlamaya başladılar. Ben de en sonunda eğer böyle yapacaksanız kendinize koltukları ikişer ikişer almalıydınız. Hiç mi aynaya bakmıyorsunuz dedim. Kadınlar çok sinirlendiler ve tur rehberi kavga çıkmasın diye araya girmek zorunda kaldı. Paralarını geri istediler. Tur rehberi alamayacaklarını söyledi. Bunun üzerine bir başka çift Yerlerinden kalkarak onlarla oturmayı kabul etti ve tur başladı. Ben bu hikayede kendimi çok haklı buluyorum. Belki daha yumuşak davranabilirdim. Fakat onlar da bizi zorladılar. Kız arkadaşım turun geri kalanı boyunca benimle konuşmuyor. Onları fet şeyimlediğimi söylüyor. Ben göt müyüm? Ben bir şey anlamadım abi. Hı. Otobüs değil mi? Otobüste geçiyor hikaye. Evet tur evet. otobüsü. Tur otobüsüymüş. Tur otobüsü. Arkada bunlar iki tane koltuk almışlar yan yana. Evet. Ee, sığmıyorlar. Sonra evet. diyorlar ki sizin yanınızı üç, üç, ne, anlamadım ben orayı. Ne şey, istiyorlar? Şöyle. iki, iki kadın sığamıyorlar. İki kadın kilolu olduğu için yan yana sığamıyorlar. Diyorlar ki biriniz benim yanımda otursun. Diğeri de kız arkadaşının yanında otursun. Anladın mı? Koltukları Ama yine... bölüşecekler işte. Ha iki şişman oturmayacaklar da bir şişman bir zayıf, bir evet, şişman bir evet, zayıf evet, olacak. Evet, bu evet, evet 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 evet. Okey anladım. Şimdi ben bir şey yani. sorarak başlamak istiyorum. Evet. Burada şişman insanların şişmanlıkları yüzüne vurulmasın anlıyorum herhalde nezaketen. Yani anlıyorum derken anlıyormuş gibi yapıyorum medeni toplumda kendime yer bulabilmek için. Sen de şişmandın ee, ama. Sen de şişmandın eskiden. Evet ve şişman şişman olduğum belirtilince çok da üzülmüyordum. Çünkü şişman olduğumun farkında oluyor insan şişman olunca. Ee, şişmanlıkla ilgili şeyimlemek, şaka yapmak falan. Şişmanlığın mevzu olmasından bahsediyor. Burada hani hadi okey yeri gelmemişken şişmanlığın mevzu olması bir Okey belki tat kaçırıcı bir mevzu olabilir. Bir ben şey oldu unutmuştum beş sen biraz, içerisinde. Sen biraz sen shamingi meşrulaştırma gidiyor gibisin. Hayır, öyle bir şey yapmıyorum. Tamam. Burada problem kapladıkları ebattan dolayı kaynaklanıyor. Değil evet, mi? Yani evet, arkadaki evet. E, cüsseli arkadaşlarımız sığamadıkları için kendileri tarafından evet. yani otobüs tarafından dizayn edilen koltuğa yani otobüsün Ortalama bir insan tahmininden daha büyük oldukları için evet. ebatlarından dolayı kalkıp başka insanların rahatlarını bozarak kendilerini rahat elde etmeleri gerekmiş, icap etmiş. Ve bu durum esnasında da siz peki neden bunu hesap etmediniz de bizim rahatımızı bozuyorsunuz, aynaya bakmıyor musunuz de sinirlenmişler. Şimdi burada bence sinirlenmemeliyiz çünkü haklı. Yani ebadını hesap etmiş olabilir misin? Otobüs hayatında ilk defa görmüş olabilir misin? Ebat burada konunun ciğeri, çekirdeği yani bahse açılmayacaksa ne zaman açılacak? E, ya sen fetşe emik yapıyorsun şu anda. Hayır ama şimdi ne yapması gerekiyordu bunun? Çünkü bu insanlar <laughs> yüksek ebatlı Değil gibi davransalar o zaman neden koltuğunuzdan kalkıp bizim de koltuğumuzdan kalkmamayı beklememiz gerekiyor? Yok yüksek abatlıysanız o zaman neden yüksek abatlı e, şeklinde alım yapmadınız? Bence bu sorulması makul bir soru. Ben Peki çok peki, şu mı? da makul, şu da makul. Seninle birlikte yaşadığımız geçtiğimiz aylarda bir olaydan bahsedeceğim. Ee, seninle Hı -hı. birlikte bizim sitedeki parka gittik ve parkta götümüzü koyabileceğimiz bir salıncak yoktu. Mesela evet. Eve mi götürdün acaba? <gülüyor> 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 Ultra long shot attı <laughs> evet, 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 Şey headshot attı 500 metre mesafeden. Abi hayır. Ee, salıncaklarla ilgili şöyle bir şey şeyi konuştuk. Ne derler? Abi hani yetişkinler için götlerini koyabilecekleri salıncak tasarlamıyorlar. Veya evet. bizim orada iki tane iki iki tane farklı salıncak vardı. İkisine de götümüz sığmadı. Hiç canı da sığmadı bu arada. Hı hı. Şimdi yani böyle bir durumda diyelim bir salıncağa bineceğiz. Yani e yani ne, ne olur e, ebatımızdan dolayı bilemiyoruz. E ne yapalım? Şimdi biraz daha büyük tasarlanması gerekmiyor mu belki de salıncakların? Bu arada şişman bir çocuk olsam da binemezdim o salıncağa ben. Binemezsin evet onlar evet. çok küçük oluyor. Yani e, işte abi ben bilmiyorum bu konuda bayramlık ağzım açılınca ben böyle tepkifa, kalpler, tepki falan kalpler ya tepki almak önemli değil de insanlar canını sıkıyor da yani belli bir ebatın üzerinde olmaktan caydırmasak mı çocukları insanları bence iyi fikir. Ben yani, son bir şey daha deyip şey ben şey son, ha. bir şey, son bir şey daha deyip karışmayacağım. Ben 120 kilo bir bireyden 89 kilo bir birey oldum. Ee, ve yani 80'e kadar da düşmeyi planlıyorum. Hatta belki 75. Ee, şişman çok şişman da oldum zayıf da oldum şimdi tekrar zayıf olmaya doğru gidiyorum o yüzden Yiğitcan istediğin gibi ateş edebilirsin ee, bence de insanlar şişman oldu abi şey mi aldın <laughs> sen? Şaka, şaka, şaka 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 bir dakika şu an şu, şu an bütün program adına e, sen n word pass mi aldın hani ben de bir zamanlar <laughs> evet 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 <gülüyor> <gülüyor> bu azınlığa <laughs> da oğlum şişmanlık bir azınlık değil lan bir azınlık kimliği değil ya bu niye böyle oldu oğlum Böyle olmamalı. Bir dakika hayır şakayı şakayı devam ediyorum ama bir yandan da şey suyu söylemek istiyorum. Yani bu bu böyle şey bir şey değil. Sen senin ataların ecdadında mı şişmandı? Yani bu 700 senedir mi şişmansınız siz? Nesil böyle bir hani durumunuz mu var? Ben şişmanlık bizim yani kabilenin çok önemli bir unsurudur. Biz hikayelerimizi hep şişmanlık üzerinden atırız. O yüzden bu otobüste dört koltuk almadığımızdan dolayı seni kaldıracağız yerine. <laughs> senin de bantanın yanında oturacağız. Abi aslında hani... orada bir azınlık var ya yani şeyi genellemeyelim bence. Ben çok katılmıyorum siz orada şey olarak yani <laughs> ilaç tedavisi, genetik sorun, psikolojik sorun. Abi, ben de katılmıyorum. Evet, ama tam ya, tam ben de, de katılmıyorum. Sebeplerden şişmanlık bir Şişmanlık bir kim... ya beyler dedirtmeyin ama tam da bu sebeplerden dolayı şişmanlık bir kimlik değil lan zaten medikal bir durum. <gülüyor> <Aman> <gülüyor> medikal <gülüyor> bir durum, olur mu? Kimlik demiyorum da böyle bir dur... azınlık var. Bunun bir kısmı da psikolojik yani. Hani e buna ne yapacağız? Yani medikal durum, psikolojik durumun tamam medikal değil ama yapılan bir araştırmaya ya. göre, yapılan bir araştırmaya göre insanları fat shamelediğimiz zaman e, vücutlarındaki kortizol seviyesi sıkıntıdan artıyor ve binge eating yapıyorlar. Onların şişman olmasının sebebi okay. senin gibi insanlar Yiğitcan. Ben kimseyi baş... shamelediğimi düşünmüyorum ya yani e, şişmanlığından dolayı ama şişmanlık caydır yani şişmanlıktan ee, şişmanlık şöyle bir şey diyeyim arkadaşlar. Şişman olmayalım diye 8-9 tane farklı sektör var. Spor salonları, diyetler, diyetisyenler. Ya çoğu da kolpacı bu arada. Ya evet, whatever Ama 8-9 tane sektör olduğuna göre e, bu herhalde yani toplum olarak niye bunu konuşuyoruz ki? Toplum olarak zaten şey değil mi hani ya çok da şişman olmak lazım fikrinden hani uzaklaşıyor muyuz? Şey mi olacak? Ben ya, net man, bir şekilde iki sene boyunca her sınıfı. gün iki sene boyunca her gün McDonald's ve Burger King yedim. Bunu bilerek yaptım. Ee, bayağı böyle bildiğim hayvan gibi de 120 kiloya kadar da çıktım. Yani evet bu benim suçumdu yani. <laughs> ben biliyordum ki olacak bir ya. şey var. <laughs> Bak şöyle bir durum var. Ee, yani sigara içmek gibi bir şey değil bu. Mesela sigara içersen kanser olup ölme ihtimalin yüksek ama içtiğin anda da çevrene zarar oranın da aynı oranda yüksek. Hatta bundan çok kavga çıkıyor ama kapalı alanlarda içemiyorsun vesaire vesaire. Ama kapalı alanda şişman olamazsın diye bir şey yok. <laughs> kişisel bir İşte, i̇şte içsen olsa yatıyor galiba. <laughs> yani bu çok kişisel bir durum abi. Adam kilo almak istiyorsa da okey. Yani bana ne? Yani alabilir. Bana bir zararı yok. Ha ama bak şuna ben de katılmıyorum. Ki bak bunun bir çözümü var bu arada. Uçaklarda yapıyorlar eğer bir yer değiştirme durumun varsa bir sıkıntı varsa oturacağın yerle vesaire mesafesiyle ilgili mesela bunun uzun boylar da çok yaşıyor onu artık yapacak hiçbir şey yok kapının o boşluk kısmına hostese söylüyorsun ya ben buraya sığamıyorum diye hostes gidiyor bakın böyle bir durum var rica ederim siz verir misiniz ben vermem diyor mesela tamam diyor diğerine gidiyor ben de vermem eğer hiçbiri vermezse hostesin koltuğuna oturtuyorlar yani öyle bir ekstra var. Ya da başka birisi verene kadar deniyor. Ya da en kötü hiç ihtimal olmazsa o sitesin oturduğu yere oturtuyor. Güvenli bir şekilde. Şimdi burada bir otobüs firması suçlu. Buna bir çözümü yok. İki, adamın hatası yer şurada yok bence. Yer vermek zorunda kesinlikle değil. Buna yüzde yüz katılıyorum. Vermeyebilir ama bunu da gidip de aynaya bak aman avudum diye diyemezsin. Ben <laughs> kendimden örnek ki... vereceğim yine tekrardan Can. Ee, ben şöyle yapıyorum abi. İstanbul'a gelirken Arkadaki ikili koltuğu ve onun bir yanındaki tekli koltuğu alıp o arkayı tamamen kapatıyorum ben kendime. imkanın varsa yaparsın tabii. Çünkü çünkü çevremde normalde de insan oturmasını istemiyorum. Uyuyacağım zaman o ikili koltukta bacaklarımı uzatıyorum diğer koltuğa da şeyimi koyuyorum, çantamı koyuyorum. Baya böyle, baya böyle orada takılıyorum. Bir kere şöyle bir şey oldu. Ee, Suriyeli bir aile bindi otobüse. Ve şey dediler. Ya işte e, çocukları çocuklara bilet kesmemiştir ama hani koltuk sesinden çok çocukları var. E, arkada koltuklardan birisini verir misiniz dediler. Ben de dedim ki ben bu koltukların parasını verdim. Yani. Evet vermek ama, zorunda değilsin haklısın. Evet vermek zorunda değilim. Ama ben de yer verdim sonra ne yapayım çocuklar yani. Bir tane çocuk geldi oturdu. O orada. senin vicdanın işte. ya yani Burada evet. da adamın vicdanını ben sorgulamam. Vermiyorsa vermiyordur. Bana ne yani. Bu yüzden darlayamaz kimse o insanları, çiftleri. Belki de çok romantik bir yolculuk planladılar abi. Yani ne benden evet. Buna kesinlikle katılıyorum ama buradaki çözüm de tabii git aynaya bak değil ya. <laughs> Orada başka bir çözüm bulmalılardı ya. Yani. Ya bir şey bence adamın söylediği ya yani karakterin söylediği şey çok abartı. Ayıp değil ya. Götlük Ancak değil yani. Ya. Neden Ancak. neden iki tane koltuk aldınız ki yani ebatlarınızın farkıtı. Ben merak ediyorum bunu. Neden iki tane yani hiç otobüse binmemiş olmaları mı lazım? E, olmayabilir abi. Yoktur belki, dolmuştur. Ne yapacaklar? Belki de otobüsün e, okay. koltukları olduğundan daha küçüktü. O belki normal otobüslerde oluyor <laughs> da. Ya abi, hayır hayır. Şu düşünce, şu düşünceye olmuyor mu kanka? İki tane e, insan var. Bunlar yüksek ebatlı ve şunu varsayıyorum ben şu varsayımla hareket ediyorum. Bu insanlar otobüs koltukları, ortalama bir otobüs koltuklara sığamayacaklarını o otobüse ilk defa ayak atınca öğrenmediler. Yani ortalama otobüs koltuğuna sığam... Yani bir insan kendi nereye sığıp neye sığamayacağı konusunda az buçuk fikri olabilir şu çağda diye düşünüyorum. Otobüsü görmüştür daha önce en azından filmlerde falan hani... E ama salıncaklardaki gibi her her de. bir ayın olmuyor abi. Salıncaklarda da bazı salıncaklarda da Yok abi Kanka ama otobüs şöyle, dediğin standartize bir şeydir ya. Şöyle bir o zaman şey de ekleyeyim ben oraya. E, yeni bir tartışma daha ekleyeyim. Gittiler bilet almaya. Senin dediğinden yola çıkıyorum. Bileti kesecek adam orada oturuyor. Biliyor yani otobüsü de biliyor şey de biliyor. Gördü iki koltuk kaldılar. Burada şey diyebilir mi? Yani şimdi burada kavga çıkabilir çünkü yine. Ya siz sığmayabilirsiniz çok özür dilerim ama ben size yandaki koltuğu da vereyim. Mesela buna ne tepki verirsin? Yani diyelim ki senin başına geldi ya da onların başına geldi. Uçaklarda zaten çözüm... öyle yapmıyorlar mı? Uçaklarda zaten. Abi işte göre... uçak konusuna getireceğim. Aynen. Yani uçaklar bunu teknik olarak çözüyor ve burada bir şeyimik yapmadan çözüyorlar. Otobüs firmasının da bir götlüğü var burada. Ben oraya getiriyorum zaten konuyu biraz. Ben şöyle düşündüm. E, bu, bunlar şey demişler ya pandeminin etkilemediği bir ülkedeyim demişler ya. Ben böyle deyince evet. büyük, büyük ihtimalle 5. Dünya ülkesi diye düşünüyorum. Yani e, ya böyle Sap Sahara. Yo Yeni Zelanda falan da var abi. Çok, e, benim, benim de aklıma Malta, Yeni Zelanda yani. geldi. Hmm. Bilmiyorum o, olabilir. Ben Benim aklıma böyle daha çok şey kahverengi Asyalıların olduğu. Burada e, Mal, <laughs> Bu Malta da olabilir. ama Malta da çünkü Avrupa'nın en obez yeri. Ha, benim, olabilir evet, Benim kafamda benim kafamda dark Asyalıların olduğu ee, bir ülke gibi geldi. Okay. Biliyorsun dark Asyalılar açlıktan dolayı çok gelişememişler. <laughs> e, ve yani hep küçük küçük insanlar oldukları için belki otobüs koltukları da küçüktür yani little people yani anladın mı? Ayrı bir şey gibi abi. Dur hani elfler var bir de drowlar var daha kısalar. Daha küçükler. Bu karanlıkta yaşıyorlar Bu ırkçı tiradından 5 dakika önce bana fat-shaming yapılıyor dendi <laughs> ama. Evet, yani dark, dark sen dark. hangi tencere <laughs> olarak hangi kapağı kara, dibim kara diyorsun? Yavşak dark. bu nasıl <laughs> bir şey olabilir ya? Hayır ben Lafına sadece az önce coğrafi bir şey söyledim <laughs> tabi tabi Tolkien Aldırın. yazmamış abi. Demiş ki şöyle. <laughs> abi bazı ırklar küçük yani. Ne diyebilirim şimdi? Bazıları da büyük. <laughs> Kanka bu arada o coğrafyaların pandemiden etkilenmemiş olması mümkün mü oğlum? Orası pandeminin direkt göbeği ya. Ama abi onlarda şey genetiği var ya hamam böceği genetiği var ya hiçbir şey olmuyor onlara. Hayır sen hayır sen hayır sen <laughs> ırkçılık yapacağım <laughs> diye hikayeyi hiçbir alakası olmamasına rağmen ırkçılık yapacağın yere getirdin ya. Onların derisi kalın şey... ya ondan abi ya. Abi Oğlum, bir şey diyeceğim bilirsen bir grup ben... insan bir grup insana hamam böceği <laughs> diyebilmek için metafor hayır, uydurdun götünden. Hayır yani hayır iyi atıldı. bir şey diyorum hamam böcekleri radyasyona falan dayanıklı ya bunlar da biraz öyleler onu diyorum yani. <laughs> <laughs> Vallahi ırkçılık şey ya, yapmaya çalışmıyorum lan. Abi şimdi yemin ediyorum şu an Black Lives Matter ekibinden aradılar dünya ırkçılık rekoru kırılmış. Programlar. Abi onlar Black ee, değil ki Black değil onlar şey, şey siyahi değil abi o insanlar. <laughs> Brown 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 Asian. <laughs> Dark Asyalı. Abi özel Hernan Göring ödülü yaptırıyorum sana bir tane abi plaket. Do <laughs> Doğada <laughs> <laughs> yok <gülüyor> abi. <Birişki. gülüyor> Birinci geleneksel ırkçılık olimpiyatları e, şampiyonasında <laughs> Asya ırkçılığı kategorisinde altın madalya alan Mert Günhan'a ödülünü Sedat Peker takdim etti. Abi onların da tam olarak Asyalı değiller yani onların da iyi oldukları konular var şimdi. Youtube'daki tutorialların %80'ini onlar tamam, yapıyor oğlumdur. yani. Dur. Hayır, ama gerçekten yapıyorum yapmıyorum yani. Ya, dur. Dur yeter karnım ağrıdı vallahi. Adobe, <laughs> Adobe'den anlıyorlar değil mi abi? Havan böcekleri ama anlıyorlar ya. Yani. Abi hatırlarsanız bir önceki bölümdeki programda e, bir tane adam vardı cumhuriyetçi. Az Taylandlı kadın alıyordu. Taylandlı kadın da şey çıkıyordu. Biliyorsunuz yani şimdi yani ki... Belki... Dar daramlı çıkıyordu Biliyorsunuz abi böyle. <laughs> ben ama... hatta am kahpeliği mi yapmıştım, böyle <laughs> Evet, evet, evet. Am <laughs> mıydı? <küstahlığı. Küstahlığı> <laughs> <laughs> peki, peki ne diyorsunuz arkadaşlar? <laughs> Am kahvesi seni. Am kahvesi seni. hikayeyi unuttum oğlum neydi ya? Asya'da geçen ırçılık neydi? <laughs> Dur ben söyleyeyim abi. <laughs> Aşk valla. Benim, benim son kararım şöyle. Ben bölüştürüyorum baya. E, aynaya bak <laughs> diyen hıyara 5 üzerinden 2 veriyorum. Israrcı olan şişman ikiliye 5 üzerinden 1 veriyorum. Otobüs firmasına da 5 üzerinden 1 veriyorum. Ve konuyu böyle bağlıyorum. Peki. Bence e, koltukların değişmesini ısrarla talep ettikleri için 5 üzerinden 3 göttükleri var. E, sonra bu işi sinire bindirdikleri için ne olursa olsun senin yüzün kara kardeşim. Sen isteyen pozisyondasın orada. Hani e, isteyelim bir yüz kara vermeyen Güney Asyalı demişler. O yüzden hani e, abartmaya gerek yok yani. İsteme kenara çekil. Vermiyorsa ayıp onda kalsın. Bak Barkabiri de çıkmış zaten vermiş. Ne diye şova döküyorsun? Orada 500'lerine 3 götlük var. Otobüs firmasında ben bir götlük göremiyorum. Otobüs at akarı kokarı belli bir transport yöntemidir. Otobüsün şekli belli, şemali belli, boyu belli, sanı belli. Ne olacağı belli yani. Otobüse ne takacaksın abi? Uçak dediğin ayrı bir şey. Yeni modelleri çıkıyor her sene. O, o, ben, ben otobüs firmasında bir götlük vermiyorum. Koltuklarını vermeyenlerde de bir götlük. Ben 5'lerinden 0 bir götlük görmüyorum. Ebatlarını niye karıştırdılar olaya? E olay ebatlarıyla ilgili ne yapalım? Yani Hani biz arkadaki kokuya dayanamadık ön, önünde oturabilir miyiz ama şişmansınız dese ben ona okey yani göt. Ama <laughs> merhaba biz şişmanız arkaya sığmadık diye gelmişler. Yani ne yapsın anlamadım. O yüzden ben 0-0 e, ve 3 diyorum abi götlüklerime. Okey. Chat'te bir koltukta iki karpuz daha fazla fat shaming demişler. Hayır ben 120 kilo uydum. Fat shaming yapamam. Ee, <laughs> öyle bir durum yok yani. Ben, e, ben edebi e, edebi ya. edebi bir başlık yaptım yani ben orada. E, Fat shaming gibi düşünmeyelim onu da. Küçük bir latife Olduk gibi düşünelim. Şey Ex şişmandan küçük bir şişman latifesi gibi düşünelim. Ee, yarın <laughs> öbür gün yine 120 kilo olabilirim. Belki 200 kilo olabilirim. Bunlar önemli değil. Önemli Benim hala olan... 120 kilo arkadaşlarım var. Ha, önemli olan bir zamanlar ben de şişmandım. <laughs> evet. Ee, <laughs> ve yani yarın öbür gün tekrar şişman olabilirim fet şeybik yok ortada. Tabii. Bununla birlikte bu hikayedeki göt benmeyin bu korkunç bölüm <laughs> bu korkunç bölümle birlikte <laughs> son buluyor. Gerçekten rezalet bir bölümdü. Ee, yine bir takım bir şeyler yapıldı, ırçılıklar yapıldı, şeybinikler yapıldı. Bunların Hı -hı. hepsini Yiğit Erdoğan yaptı. Ee, Hı -hı. Kendinize dikkat edin. Haftaya e, bu ilişki nasıl kurtulur'un ikinci bölümü var. E, bu bu bölüm kapattıktan sonra bu ilişki nasıl kurtulur public olarak e, şey olacak. Ne derler? Ee, sizler için açık Galasını yapacak. Galasını yapacak. Evet. evet. Hemen abonelerimizi de okuyalım şurada. Unutuyoruz kaçtır. Çok sevgili Balut of Tanya, Utku İnce, Altu Altuntaş, Umutcan Gürsoy ve Tarık Kılıç abone olmuş. Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Efendim e, kendinize çok iyi bakıyorsunuz. E, yap, yapacağınız ve yaptığınız göttükleri minimal tutmaya çalışıyorsunuz. Hepinize harika bir cumartesi gecesi diliyoruz. Her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsanız efendim. Görüşürüz bay bay. Görüşürüz. Hadi bay bay.